Evet efendim, şu anda harika bir masam var. Gerçekten beni çok heyecanlandıran harika konuklarım. Profesör Doktor Nebi Sümer tekrar bizle beraber, sağ olsun, kırmadı, geldi. Çok özel bir şeydir benim için. ODTÜ'de yıllarca bölüm başkanlığımı yapmış. Hayatta mesleki olarak nasıl adım atmamız gerektiğini öğrendiğimiz, veriye dayalı bilgi üretmenin, bilimin, psikolojide ezbere konuşmaktan ne kadar daha değerli olduğunu, bu mesleği nasıl yapmamız gerektiğini öğrendiğimiz değerli üstadım Nebi Sümer stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Ay, sevgili Mehmet, umarım hak ediyorumdur güzel sözlerini. Hocam ne demek ya? Ama fiziken gördüğüm seni çok mutlu oldum. Hani mutlu ne dersen. Hocam konuya giriş yaptınız hemen. Hocam işte bu da ince bir giriş oldu direkt konuya yani. Ve tabii ki şimdi psikoloji camiasının çok özel isimleri vardır ama en özel bence üretkenlik açısından. Estağfurullah. Ürettiği bilgiyi aktarırken ki eğlencesi, keyfi ve o aktarım yeteneğiyle Profesör Doktor Emre Selçuk stüdyomuzda. Dostum çok hoş geldin. Çok teşekkür ederim davet için sevgili Mehmet Hocam. Çok keyifliydi. Hayırlı olsun profesörlük. Teşekkür ederim. Psikoloji dünyasının en genç profesörü sen misin şu anda Türkiye'de? Abi bilmiyorum. Olabilir. Yani... Olabilir. Olabilir. Yaşımız çıkmasın. Şey, Nuray Sakallı Hoca en genç profesör olmuştu hatırladığım öyle kadarıyla mi? Olduğunda. Evet. 37-38 yaşlarındaydı galiba. Ben valla 2005 yılında olduğuma göre 44 yaşındaymış. 44 yaşındasın siz? Kendi hemen yaş... işte öyle mi? 2023 42 yaşında olmuşum. Öyle mi? Gayet benden güzel. Benden geç tabii. Gayet güzel. Hayırlı olsun. Ülke için çok evet. Güzel bir haber. Çok teşekkür ederim. Çok çok kibar. Üreten insanların, gerçekten hak eden insanların bu sıfatlara sahip olması, liyakat üzerinden gidiyor olması çok keyifli. Bugün konumuzu da sen önerdin aslında. Bugün konuyu ben önerdim çünkü 2 sene önceki yine bu programı ziyaretinden borcum kaldı. Yani ilişkiler üzerine o kadar çok keyifle konuştuk ki süre bitti. Dedik yani Mehmet dedi ki hocam bir programda mutluluk üzerine istiyoruz. Tamam. O günden beri borcum en azından bugün yükten kurtuluyorum. Çok bugün iyi yaptın. Borçtan kurtuluyorum. İnci vardı o gün onu da kulaklarım evet, çınlatalım. Evet sevgili İnci'ye de selamlar söyleyelim İnci Ayan'a. Canımız kardeşimiz onu da çok öpüyoruz İnci Ayan'a da. Umarım her şey yolundadır onun içinde. Hocam şimdi mutluluk başlığını atınca tabii çok geniş bir alan bu. Yani gerçekten insan çok sevdiği birini gördüğünde mutlu oluyor. Buna kesin bu cepte yani o sosyal ilişkiler içerisinde mutluluk önemli. Aynı bugün olduğumuz gibi birbirimizi görünce. Ama mutluluk bir duygu mu ya da sadece bir duygu mu? Öyle sorayım hocam uygun derseniz. Aslında çok yerinde bir soru. Hakikaten bir yönüyle duygu aslında. Şöyle bilimsel olarak biz buna işte mutluluk bilimi de esenlik bilimi diyoruz. Bunun en basit tarifini şöyle yapıyorlar. Duygu olarak tanımlaması pozitif duygular, negatif duygulardan fazlaysa insan mutlu. Yani bizim psikolojik esenlik dediğimizin formülü de böyle ölçsek. Yani ölçtüğümüzde esenliği ölçerken en basit ölçüm böyle bir ölçüm. Yani pozitif duygu, dediklerimiz ne biliyorsunuz? İşte eğlenmek, gülmek, hoş hissetmek, dinlenmiş kalkmak gibi böyle bakmak bunlar. Olumsuz duygudan, işte üzüntüden, işte kızgınlıktan, öfkeden falan daha fazlaysa ruh halimizi, işte psikolojik dünyamız, olumlu duygu belirliyorsa insanlar mutlu. Dolayısıyla mutlulukla en çok ilişki gösteren şey olumlu duygu. Bu yönüyle duygu hakikaten. Ve duygusal yönü diğer yönlerinden farklı. Çünkü mutluluk aynı zamanda bir yaşam doyumuyla da karıştırılır. Yaşam doyumu dediğimizde bu biraz daha teknik. Hani ekonomiyle ilgili, işte kaynaklarla ilgili başka faktörler de var. Ama duygu dersek onları biraz dışlamış oluyoruz. İyi hissediyor musun? İyi hissetme halidir mutluluk. Yani en çok önemli hocam. Tabii. İyi hissetme hali. Evet. Zaten ben hatırlıyorum iyi olma halinin siz 15-20 yıl önce demiştiniz ki bu psikolojinin sayıları olacak bu kavram demiştiniz. Bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz? Ya ben çok iyi hatırlıyorum. Doğru. Hatta bir bak bravo bir şeyine ya hafızana. İşte genç hafızası. evet. Önem vermeyle alakalı hocam sözlere bu. Doğru. Yani var demiştiniz aslında. Ki her çalışmanda iyi olma halini bir şekilde ölç. Klinik psikoloji alanında bu işine yarar demiştiniz hatırlıyorum. Öyle düşünüyor musunuz? Ya şöyle bak aslında o kadar güzel bir şey söyledin ki sevgili Mehmet aslında hakikaten de var. Yani uluslararası çoğu kuruluş bu ulusların ortalama mutluluğunu, iyilik halini, duygu durumunu ölçen işte Birleşmiş Milletler'in yaptığı en şey makul, en çok şey edilen yani uluslararası kabul gören araştırma her yıl Mart ayında yayınlanır. Bütün ülkeleri diziyor mutluluk sırasında. 6 tane göstergeye göre. İşte Gallup'un var çok meşhur duygu barometresi diye olumlu olumsuz duyguya diziyor.
Bunlara aslında ben bunlara işte aynı döviz kuru gibi ülkelerinde mutluluk kuru var kendi içerisinde. Evet, artıyor, yükseliyor, evet, düşüyor. Doğru. Ve bazı uluslararası şirketler bunlara da bakıyorlar. Yani çünkü ülkelerin gerçek göstergesi bu. Yani iyilik hali. Yani bir ülkeye gideceksiniz örneğin. İnsanların çoğunluğu, örneğin hemen şunu söyleyeyim. Bu yıl Mart'ta yayınlanan o Mutluluk Birleşme Endeksinde Finlandiya 7. kez üst üste 1. oldu. Sürpriz Finlandiya mi? Sürpriz mi? 7. kez 1. oldu. Müthiş, demek ki hakikaten mutlular. Yani artık belli. Yani niye Finlandiya? O ayrı konuşulabilir. Eğitim sistemi. Oldu kısmen yani. Ben yani duygusal kur gibi bir şey. Duygusal hani kur rejimi anlamında kur. Kesinlikle. Şey kuru. Öyle çok bir şey var. Hocam peki, evet, Finlandiya ile ilgili var mı görüşünüz? Bizim şey Mehmet Eskin Hoca sanırım Finlandiya'da okumuştu. O söylerdi. Bir şeyler anlatırdı, evet, onunla ilgili. Ya şöyle, aslında Finlandiya bu Birleşmiş Milletler'in endeksi dediğin gibi 6 gösterge olduğu için orada ekonomik göstergeler, genel sosyal destek sistemi falan çok domine ediyor. Hı-hı. Ama sadece duyguya, evet, bakarsanız mesela Costa Rica hep öndedir. Mesela Costa Rica sendromu, ne diyeyim, Costa Rica olayı diye bir olay var dünyada bu endekslerde. Costa Rica. Costa Rica öyle çok zengin bir ülke değil. Orta Amerika, Amerika'nın Orta Amerika komşusu. Ulusal geliri bizden biraz az aslında. Ama mutlu insanlar. İşte ne Akdeniz'de yani bakma, oradaki mutluluk mesela ekonomi. Ama Finlandiya'nın şöyle, hakikaten stabil, öngörülebilir, kaygısı düşük, insanların genel refah sistemine çok yüksek olduğu. Aynı zamanda mesela ilk 10'a baktığımızda son 7 yılda ilk 10 içerisinde 5 hep yer değiştirip kalıyor mesela. Evet, evet. Bazı ülkelerde mesela sohbette konuşmuştuk ya, mesela çok dikkatimi çekti bu ilk raporda. İki ülke, Sırbistan ve Bulgaristan, 10 yıl içerisinde 63 puan yükselmişler. Sırbistan ve Bulgaristan'ın, evet, mutluluk sıralamasında hızlı bir sıçrayışları var. 10 yılda, yani 2013'ten 2024'de. Ya bunların çok çok şeysi var, nedenleri var baktığımız, ama tabii bunlar ülkelerin kendi içindeki farklılığı, varyasyonu dikkate almayan genel ortalamalar. Tabii buna bakarak o ülkede herkes mutlu, bravo, herkes mutsuz diyemezsiniz. Diyemeyiz ama hocam. Ama bir genel bir gösterge. Balkan, tabii, ülkesi olması, ikisinin, evet, de Avrupa ile tam bir entegrasyon sürecinde olması, belki Avrupa'daki zengin ülkelere çalışmaya hızlıca gitmeleri ya da belki sanata, felsefeye, spora yaptıkları yatırımların mı artması diyeceğim, ama Sırbistan daha ne kadar yatırım yapabilir spora yani? Basketbol. Her konuda bir numara yani. Biraz şu iç çatışma azaltmışlar. Grup çatışması Karadağ sonu falan da bitirdiler. Evet. Düzenli bir demokrasileri var. O çok önemli, istikrar ülke için. Gelecek öngörülebilir. Genel olarak böyle bir belirsizlik sistemleri azaldı. Ve söylediğin olay o oldu. Bir Avrupa Birliği'nin fonlarından. Küçük ülke çok, ama şöyle bir gerçek de unutmayalım. Çok dikkatimi çeker onu. En mutlulara baktığımız ilk ona, hepsi küçük ülkeler. Sadece Kanada ve şey, nüfus olarak hepsinin nüfusu 30 milyondan azmış. Küçük ülke yani baktığınızda. Büyük ülke içerisinde bir Kanada ile Avustralya var. Bazen ilk ona 15'e giriyorlar. Onların da çok farklı nedenleri var. Tabii zaten. Ama çok nüfus onların çok yüksek değil biliyorsunuz. Kanada 35, evet, milyon bildiğim kadarıyla. Avustralya yani çok yüksek değil aslında. Yani nüfus yoğunluğuna bakıldığında onlar da düşük yoğunluklu aslında bu ülkeler, o coğrafyaya bakarsanız tabii. Tabii. Ama Finlandiya'da şöyle de bir şey var hocam. Finlandiya'da hep tehdit altında aslında. Yani Rusya savaş halinde, evet, olduğu sürece Finlandiya bu kuzeyinden ötürü, ortak alanlarından ötürü bir tehdit altında aslında. Yani onların siyaseti de böyle tertemiz, pure pak, çok huzurlu, güvenli hissettiklerini zannetmiyorum. Toplu halde ama yani iç ülkede gruplar arası çatışma hiç yok. Hı-hı. Birbirlerine karşı ön yargı yok. Toplumda derinleşmiş bir duygusal politik kutuplaşma yok burada. Evet, İnsanların, evet, genel değerler sisteminde bir ortaklaşması var ve insanların iyilik haline ilişkin bir toplu yatırım var. Bu çok önemli. Mesela çocuğa yapılan yatırım, eğitim sistemine yapılan, sosyal refah sistemi yatırım çok belirgin ve çok güvenilir. Yani, evet, insanların gelecek kaygısının minimize olduğu bir durum düşünün. Öyle. Dolayısıyla iyi hissetmeli dedik ya baştan. Yani iyi hissetmemesi için neden çok az mevsim dışında. Bir şey mevsim dışında bir bu şey bulmak lazım. Güneşi görmemek dışında bir sıkıntısı yok. Aynen. Ama yani hani böyle intihar oranlarının yüksek olması, işte mevsimsel depresyon dediğinde o mevsimin hep devam ediyor olması, havanın soğuk olması, tabii, güneşlenmesi vs. Bunların dış ama etkenlerin ne kadar önemli olduğu açısından düşünebilir. Nebi Hoca'nın söylediği orada çok önemli bir şeye dikkat etmemiz lazım. Şimdi Gallup bu araştırmayı yaparken şunu yapıyor. Her ülkeye gidiyor, hı hı, 1000 kişiyi alıyor ve onların, evet, mutluluğunun ortalamasını hesaplıyor. Evet. Senin söylediğin faktörler popülasyonda zaten düşük temsili olan faktörler. Hı hı. Evet. Yani intiharın oranı atıyorum %1 ise %2 ise binde bir falan. Çok daha düşüktür zaten. Çok daha düşüktür. Oraya bu 1000 kişi arasında ya bir kişi o eğilimde giriyor, etkilemiş, ya girmiyor. Etkilemiş. Anlatabiliyor muyum? Yani, evet,
Burada daha ortalama bir şeye bakıyoruz. Tabii doğru. Eğer büyüteci bu 1000 kişinin üzerine tutmaya başlarsak bu 1000 kişinin birbirinden farklı insanlar olduklarını, farklı yaşantıları olduklarını kesinlikle göreceğiz. Mutluluk seviyelerini birbirinden farklı olduğunu göreceğiz. Kesinlikle. Ben şimdi şeye çok dikkat ediyorum. Şimdi çok pahalı arabaları olan arkadaşlarım kusura bakmasın. Yunanistan'a gidiyorsunuz. Orada insanların kullandıkları arabalar hep aynı derecede arabalar. Yani işte bugünün para işte atıyorum 500 bin lirayla 800 bin lira arasında ya da işte 800 bin ile 1 milyon arasında falan. Herkes aynı şeyi kullanıyor. Portekiz'e gittik geçen milli takımla kampa. Aynı şeyi gördüm. Böyle bir gösteriş ve lüks merakı yok insanlarda. Sonra işte İtalya'ya gidiyorsunuz. Yani işte o büyük markaları saymazsanız hala bu konuda bir gösteriş yapmaktan uzak durma var. Bizim mutluluğu bu tür nesnel mevzularla kurduğumuzu düşünüyor musun Emre? Yani çok pahalı bir arabam olursa çok mutlu olurum gibi düşünüyor musun? Bu işe yarıyor mu? Çok riskli bir yol. Yani bu çıkmaz yol. Abi ben yıllar önce öğrenciyim. Para biriktirdim, televizyon alacağım. Ve şöyle düşündüm. Yani ben bu televizyonu alınca dev ekran bambaşka bir hayatım olacak. Yani o kadar bunu hala olacağım. O zaman Galatasaray maçtan izlerdi. Hatırlıyorum. Gittim. İşte gurbetteyim o zaman işte eğitimimi görüyorum. Alışveriş merkezine büyük bir televizyon aldım. Arabam da yok. Kucakladım. Of. İşte otobüse bindim. Herkesin bakışları arasında eve götürdüm. Kurdum. Karşısına geçtim. Bir gün çok mutluyum. İki gün çok mutluyum. Üç gün çok mutluyum. 1,5-2 hafta sonra televizyon evin sıradan bir parçası oldu ve ben ona alıştım. Şimdi insanların şöyle bir özelliği var. Hedonik adaptasyon denen. Yani biz buna alışma diyoruz. Alışma. İnsan maddeye alışıyor. Tabii. İstersen televizyon olsun, istersen son model araba olsun, istersen iş yerindeki terfin olsun. O da bir yerde aslında materyal bir beklenti. Kestirirken şunu kestiriyoruz. Ya şu olayı yaşarsam, şuna sahip olursam, şunu başarırsam bambaşkayım. Evet. Yani bambaşka bir insan olacağım. Hakikaten de onu yaşadığınız zaman mutluluğunuz şöyle bir yükseliyor. Fakat bizim kestirimimiz şu, ben böyle yükselirim, böyle de devam ederim. O şeyde de oluyor. Yani öyle olmuyor. Keseceğim ama tam geldi. Çok kısa keseceğim. Yüksek lisansta şu istatistik dersini bir geçersem falan dediğiniz durumlar da var. Ama fakat bu Emre'nin söylediği çok güzel bir nokta var. Buna yani sözünü kesiyorum. Estağfurullah. İrlanda sendromu derler. Ha. İrlanda çok büyük bir olaydır. Çünkü o da çok hızlı ekonomik gelişen bir ülke. O da şu, bir yere kadar ekonomi mutluluğu artırıyor. Aynen öyle. Bir yerden bir sonra diyor. Ondan sonra düşüyor aslında. Mesela onun için de bir hatta rakam veriyorlar işte bunun da iktisatçıların kullandığı bir deyim vardır. Orta gelir tuzağı derler. Bunun 10 ile 12 bin, 12-13 bin dolar arasında olduğu dediler. Biraz da bu İrlanda'ya bakarak da konuşuyor. İrlanda çünkü 13 bin dolara çıkıncaya kadar aynı Emre'nin televizyonu gibi artmış. 13'ten sonra düşmeye başlamış. Şu anda 45 bin falan yani İrlanda. Evet. Çok iyi olmasına rağmen 13 binin düzeyinden altında biraz. Evet. Bunu çok iyi anlatan bir örnek. Pardon. Estağfurullah. Yani geldiniz buraya hep böyle kalacağınızı düşünüyorsunuz. Olmuyor. Tekrar eski ortalamanıza geri dönüyorsunuz. Çünkü bu sağlıklı bir şey aynı zamanda. Tabii herhalde. Tabii. Yani hep bir bulutların üzerinde olursan başka bir şey yapamazsın. Üretemezsin. Evet, hayatla haşır neşir olamazsın. Sen televizyonda kalacaktın o zaman. Tabii yani sabahtan akşama kadar izleyecektin televizyonu. Dolayısıyla maddede ya da işte materyal şeylerde bir şeylere sahip olmadan mutluluğu aramanın bir getirisi yok. Ona alışıyoruz. Tamam. Orada maalesef kimseye güzel bir haber veremiyorum. Gofret ve sattım ben. Uzun televizyonu sonra gofret sattım. Gofret ve kavunlu dondurma daha iyi mi? Herkes kendi kişisel şeyini gofret ve kavunlu dondurmayı eşle dostla yersen olur, bak o mutlu ediyor. Şimdi tamam, orada çok enteresan önemli çalışmalar var. Hı-hı. Bu hedonik adaptasyon ilişkilerde insan ilişkilerine daha az. Tabii bizim sözümüz var ya gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül dost ister kahve bahane derler eskiden. Yani, bu meşhur. Birlikteliğe adaptasyon. Birliktelikten alınan hazza adaptasyon daha geç gelen bir adaptasyon. Arabaya böyle konuyu komşuyu doldursak. Aynen öyle. Eskiden şey vardı ama hocam sen onu unutuyorsun. Mahallede ilk renkli televizyonu alan kişi nevi dolardı yani. Yani onu ben, yaşım gereği onu ben bilirim. O da siz bilmezsiniz. O zaman televizyon mutlu eder. O zaman eder diyorsun. Tamam yani bu ama televizyon sahibini mutlu eder. Girişim. Yani o kadar tabii şey misafire. O zaman şey diyorsun hani kahve bahanesi taşıyor birileri. Evet hocam. İlişkiler içerisinde olursa bu, paylaşım içerisinde olursa olabilirdik. Biraz daha uzatıyorsun. O zaman biz mutluluktan da şu anda bu biraz daha
asosyal bir hayat dayatması dolayısıyla hani bu online hayat yaşamaktan dolayı mutluluktan uzaklaşıyoruz da diyebiliriz belki biraz. Yani eğer online hayatı özellikle pasif olarak kullanıyorsanız, yani sürekli takip etmeyi, sürekli izlemek olarak kullanıyorsanız, orada bir angajmanınız, insanlarla bir sohbetiniz yoksa düşürüyor. Peki hocam düşürür. Siz şimdi uluslararası bir karaktersiniz. Yaptığınız iş gereği bütün dünyayı da geziyorsunuz, kongrelere gidiyorsunuz, yurt dışında eğitim aldınız. Finlandiya'yı siz neye bağlıyorsunuz? Finlandiya'da çok benim... Çok böyle Finlandiya üzerinde sorduklar. Evet, orada şu var. İçimizdeki Finlandiya. Finlandiya veya diğerleri. Şimdi orayı biraz açarsak 6 tane şey üzerinde bir tahmin yapıyor. Gallup. Ya da işte Gallup'un verisini kullanan, Dünya Mutluluk Raporu'nu hazırlayan ekip. Bunun içerisinde gelir var. Sosyal desteğe erişim var. Bu sosyal desteğe erişim iki yoldan olabilir. Bir, kurumsal olarak size bu sosyal destek veriliyor olabilir. Finlandiya güzel bir örnek. Yani çocuğunuz olur, size bir paket gönderirler işte. Beşiğiydi, beziydi, şusuydu, busuydu. Veya kurumsal olarak çok yüksek değildir ama kişisel olarak bu destek olur. Çocuğunuz olur, işte bezi arkadaşınız getirir, beşiği arkadaşınız getirir vesaire gibi. Anlatabiliyor muyum? Sosyal destek var. Kendi kararlarını verme özgürlüğü. Çok önemli. Altın destek bir tanesi. Evet. Altı taneden bir tanesi. Evet. İnsanların birbirine ne kadar cömert olduğu. Evet. Karar almada özgürlüğü. Misafirperverlik aslında. Misafirperverlik, yardımseverlik. Ve işte ne kadar haksızlık var o ülkede, ne kadar ne diyelim insan hak ettiğini alamıyor hissi var. Bu da negatif çok etkiliyor. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman belli bir kurumsal sistemi olan ülkeler bu metodolojinin bir sonucu olarak yukarıda çıkıyorlar. Yani kurumsal olarak bunları sağlayabiliyorsanız mutluluğu arttırıyorsunuz. Yani şunu düşün, orada yaşayan birinin ayağım kayarsa sırtım yerde kalmaz hissi daha fazla. Costa Rica'yı niye bağlıyorsunuz? Costa Rica'yı, o da sosyal destekle mi gidermiş? Akrabalıkla mı gidermiş? Bravo. Costa Rica ya da diğer Latin Amerika ülkeleri. Orada şunu söylemek lazım. Şimdi Nebi Hoca dedi ya, gelir düzeyi arttıkça ülkelerin mutluluk ortalama artıyor. Sonra bir süre sonra sabit kalıyor. Şimdi bu eğrinin tam Costa Rica nasıl olsa o sürece gelemeyeceği için. Şimdi çok enteresan. Bu eğrinin tam üzerinde olan ülkeler ne kadar ekmek o kadar köfte hesabı. Yani geliri ne kadarsa o kadar mutlu. Evet. Bu eğrinin üzerinde olan ülkeler var. Yani geliri itibariyle şu kadar mutlu olması lazım. Ama adamlar bu kadar mutlu. O küme Latin Amerika ülkeleri. Ve Orta Amerika var. Kültür de var ama orada. Yani kültürel çok önemli bu. Aile ilişkileri ve de aile ilişkilerinin tanımında kültürel beklentisi içerisinde Latin Amerika ülkelerinde familizmo denen, ne diyelim ailecilik denen bir yaklaşım var. Oradaki beklenti şu. Bir araya geldiğimiz zaman güleceğiz, eğleneceğiz. Pozitif şeyleri. Bizde var aslında o biraz. Olumlu şeyleri paylaşacağız. Yani ben aile buluşmasına geldiğim zaman ya da ailemle birlikte olduğum zaman derdimi, tasamı hemen getirmeyeceğim. Masaya ilk onu koymayacağım. Olumlu duygularımızı paylaşacağız. Nebi Hoca dedi ya, yani mutluluktan kastımız olumlu duyguları al, olumsuzsa oranına bak. Ne kadar olumluysa o kadar mutlusun. Onu paylaşma oranı çok yüksek Latin Amerika ülkelerinde. Bu bir. İkincisi, bu sosyal destek dedik ya. Sosyal destek hali hazırda var. Ulaşımı kolay. Yani aile üyeleri çevrende. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela büyük şehirleri, çok büyük şehirleri düşünelim. New York, Paris, İstanbul. Ailenden ayrılmışsın, gelmişsin. Sosyal destek hemen hazırda olmayabilir. Onun için sen uğraşacaksın. Arkadaşlarınla mesai harcayacaksın ki arkadaşına gidebilesin destek ihtiyacı için. Ona hiç ihtiyacın yok. Yani hazır. Ailen ya da işte beraber büyüdüğün arkadaşların etrafında o sosyal desteği hazır hissetmekle yine mutlulukta sana bir bonus getiriyor. Çok iyi anlattın. Yani sonuçta bu ilişkiler üzerinden giden bir sistem tasarlayacak olursak orada Latin ülkelerinde akrabalık, hazır aile olmak orada ve belki de o milli beraberliğin de daha net kurulabiliyor olması belki etken. Şimdi baktığınızda birçok ülke çok karışık. Yani bir aile gibi olmaktan çıkıyor. Bunun için özel çaba sarf etmesi gerekiyor. Mesela bizim ülkemizde de benzer bir durum zaman zaman son zamanlarda özellikle yaşanıyor gibi. Peki hocam, başarıyı ele alacak olursak. Şimdi biz çok küçük yaşlardan itibaren başarı odaklı yetiştiriliyoruz. Özellikle Avrupalı tarafımız. Ve diyorlar ki işte ilkokulda okumayı hızlı öğrenirsen mutlu ol.
işte şu sınavı kazanırsan mutlu ol. Ve çocuklar her zaman önüne bir hedef koyuluyor ve bu hedefin onu mutlu edeceğine dair bir illüzyon, hissiyat var. Siz bu bu sisteme nasıl bakıyorsunuz? Yani ya, bir hedef, bunu yaparsan mutlu olursun ama hedef hiç bitmiyor. Nasıl evet. gidiyor sizce bu eğitim sistemi? Şimdi orada yani psikolojinin çok çetrefilli bir konusu aslında bu. Şimdi eğer sistem ve insanlar başarıyı değil de çabayı ödüllendirirse insanı mutlu yapıyor. Ama sadece sonuç odaklı olursa, yani hedefe varmak olursa, biraz önce Emre Hoca'nın anlattığı olay, hedef geldi, biraz tadını çıkarttın, anlamsız oluyor. Belki daha sonra konuşuruz bu işte yine Emre Hoca'nın söylediği bu hedonik olayın tam Türkçe'ye çevirmesek de bir de karşısı var. Yani erdeme dayalı, değerlere dayalı mutluluk. Çünkü bu hedonik mutluluk geçici. Çünkü altındaki çizgi haz. Hazın da doğası aynen böyle bağımlılık gibi, daha aynısını alman için miktar artırman gerekir. Evet. Bu da mümkün olmadığı için sürekli mutluluk yoktur. Tam bir bağımlılık tanımı aslında. Tam, aslında çok benzer. Aslında yani fizyolojik mekanizması da aynı aslında. Dopamin mekanizması. Dopamin. Aynen olay. Ama işte İngilizce'de idonomik dediğimiz, bilmiyorum bu şeyde ama. Anlam ya. Anlam. Aslında erdem ya da anlama dayalı mutluluk olursa bu sürekli mutluluk. Evet. Bu da süreçten ve çabadan alınan değer demektir. Bunu başarıya bağlayacak olursak, eğer biz sonuca değil de bir değer üretmeye, bir anlam kazandırmaya yönelik yaparsak bunu, bu o zaman sonuca ulaşmayı mutlulukla beraber iç motivasyonun bir parçası, insanın kendi aidiyetini uzantısı olarak görmeye başlıyor. Yani ulaşılınca bitecek bir amaç değil, bir değer yaratma. Bu vardır işte Ferrari'sini satan adam falan şeylerin olduğu gibi. Yani eğer hayatın amacı çevre korumak, bir değer yaratmak, bir yardım, bir vakıfta bir şey yapmaksa ve bu seni çok mutlu ediyorsa, gerçekten bu kalıcı mutluluk. Evet. O zaman Ferrari satıp oraya Hocam, yatırabilirsin. Şöyle bir şey görüyorum burada. Onu biraz şey yapmak. Bir yatırım tavsiyesi değildir diye geçiyor. Öyle bir olay var mı? O yüzden diyorum. Kitap da var öyle. Tabii. Şarmanlı ama tabii siz oraya refer etmiyorsunuz tabii. Ya şimdi bu yani çok, ama şöyle bir işte bu Amerikan seçiminden sonra çok konuşuyor. Meritokrasi dediğimiz, yani tamamen yetkinliğe, merite göre başarı vermenin de bir riski var. Çünkü bunu alan insanların belli özellikleri var, belli kaynakları var. Toplumdaki avantajlı kesimler genellikle. Tabii. Ve hep buna doya, yani hep en başarılı olan, böyle en yetenekli olan hep öne geçsin dediğinde toplumun bir kısmını itmiş oluyorsun. Ama merit dışında, yani merit dediğimizde meritokrasi buradan meritten geliyor. Yani yetenekten, kapasiteden geliyor. Bu, o yüzden toplumsal sistem dezavantajlı olanları, ayağa takılanları, biraz arkada kalanları destekleyip yanına getirebiliyorsa o zaman başarı sistemi mutluluğa çok dönüşüyor. Çok güzel. Yani siz üniversite sınavına girenlerin gelme koşullarını eşitleyebilirsiniz, üniversite sınavı daha adil bir sınav olur. Tabii. Ama diğer türlü adil bir sınav olmuyor. Herkes için. Yine var olan sistemler içerisinde bence en iyisi. Kesinlikle. Çok iyi vazgeçmesinler. Tabii. Ama tabii ki kesinlikle. Bu eşitlikle adalet arasındaki fark zaten üniversite sınavı tam. Tabii ki herkes aynı sınava giriyor da nereden kalkıp o sınava geldi önemli. Ama iyi ki var hocam bu arada. Kesinlikle. İşte kendi ODTÜ hayatında tanıdığımız insanları düşünürsek, iyi ki böyle bir sınav var ki o insanlar da gelip bu eğitimi alma hakkına sahip oldular. Kesinlikle. Ve bu da şöyle, mesela bir doktor. İşte bugün Türkiye'de bir devlet hastanesinde günde 80 hasta görüyorsun. Asla yapılacak bir şey değil. Mutlu etme ihtimali de yok. Öbür taraftan işte atıyorum sevgi evlerinde çalışan bir sosyolog. Hiçbir zaman mutlu olmaz. Yani anladığımız bu hedonik anlamda mutluluk hiçbir zaman olmaz. Ama bu işler yapılıyor. Onun dışında çok sayı arttırabiliriz. İşte pandemi döneminde ev gezip de aşı kovalayan, şey yapan insanlar. Tabii. Bu hedonik mutlulukla açıklanabilir işler değil. Ama mutluluk düzeyleri yüksek. Tam da orada söylediğiniz o anlam üzerine mutluluk burada devreye giriyor sanırım. Değerler ve anlam, ben çok önem veriyorum. Yani insanın kendi iç standartı, sadece sosyal değerleri, insanın kendi iç standartı değerleri, bir vicdan olması, bağ kurabilme kapasitesi başkalarıyla, başkasını görebilme, fark etme gibi özellikleri olması, özellikle bu vicdani empati, mahcubiyet duygusu. Mesela bunlar çok önemli mutluluk faktörler. Çünkü bunlar bir anlam katıyor insana. Diyor ki benim için önemli olan, yani gördüğüm insanı mutlu görmem. Birine işte dokunabilmem ya da benim adı. O zaman şeyin anlamı kalmıyor. Yani hedonik
para, diğer şeyler. Tabii ki onlar önemli mutlu kaynaklar. Bir de bir yaşamı sürdürmek için gerekli kaynak şart. Çünkü bunlar olmadan diğerini düşünemiyorsun. Bu, bunu bizim varsayıyoruz biz. Yani bizim temel hayatta kalma derdimiz yoksa. Bu anlam dünyası kalıcı mutlu yönü bu yoksa bakın şöyle şimdi sadece başarı odaklandık, sadece hedonik mutlu odaklandık. O zaman gereksiz bir rekabet, çatışma ve üstünlüğe göre savaşmaya başlıyoruz. Bu bizim narsizm dediğimiz hastalık buradan çıkıyor aslında. Evet. Yani aşırı değerlendirme, iyi görme, kendini başkasından. Çünkü başarı yarışmasının değeri yoksa anlatabiliyor muyum? Vuran geçsinse bu başka bir yere doğru evrilmeye başlar. Kesinlikle yani, öyle. Zaten Emre'nin televizyonunun, büyük televizyonunun mutlu etmemesinin nedeni komşunun daha büyük bir televizyon alması olabilir. Onun etkisini hızlıca geçmesini. Çünkü o daha büyükse senin küçülüyor. Eğer ona dair, ona tabii, tabii. Daha büyüğünde otobüse taşıyamaz. Biz araba almak zorunda kalacak. Şimdi mutluluk, şey özür diliyorum, bu başarı yarışının bir kazananın da yok aslında. Şimdi çok enteresan. Bu Alfred Cortot diye bir adam çok örnek verilir psikoloji derslerinde. Bu adam 1920'lerde 30'larda piyanist. Bu öyle bir Chopin çalarmış ki herkes böyle ağızları açık heyecanla işte Cortot 2 dokunsun Chopin çalsın da dinleyelim dermiş. Bugün diyorlar ki Cortot gibi çalan bir çocuğu konservatuvara almazlar piyanonu. Çünkü teknik çalmıyor, kendi kendine çalıyor. Çünkü şu an çocuklar daha iyi çalıyor. Maradona'yı düşünelim. İşte benim büyüdüğüm ikon o. Tanrı'nın eli. Rahmetli. Yani rahmetli müthiş, yani. Müthiş bir futbolcuydu bizim için. Tabii. Bugün Maradona stilindeki bir çocuk akademiden ilerleme şansı olmaz. O stil kalmadı. Şimdi bu işi çalışan eğitim psikologları, organizasyon psikologları şunu söylüyorlar. İnsanlar hep yeni nesli daha iyi yetiştirmenin yolunu buluyorlar. Her bir nesil kendisinden önce gelen nesilden daha başarılı oluyor. Tamam mı? Yani bir yerde... Ben okuyamadım, sen oku gibi. Yani, evet, evet, o hakikaten. Sevgili Nebi Hoca'nın başarısı bizleri o bizim yaşımızdayken daha iyi yapmak. Evet. Bizim başarımız, eğer biz başarılı olacaksak, kendi yetiştirdiğimiz öğrenciler biz onların yaşındayken bizim olduğumuzdan daha iyi olmak zorunda. Sizden daha başarılı olduğunu bu arada aradan hocam öyle. Sağ olsun. Yani Emre kesin emek için minnettar olduğum biri. Minnettar hakikaten. Ama çok güzel bir örnek verdi. Evet. Bu, pardon, çok özür dilerim. Estağfurullah, sen bitir. Bunun bu başarı mutluluğu getirir mi sorusu için implikasyonu, sonucu ne şu? En tepede olma şansın yok zaten. İşini en iyi yapan sensen, en hızlı geçilecek olan da sensin. Anlatabiliyor muyum? İlk geçilecek olan İlk da sen geçilecek oluyorsun. Olan da sensin. Çünkü arkadan geleni iyi yetiştiriyorsun. Evet. Yani bu her türlü alanda, sporda var, müzikte var, akademide var, iş dünyasında, işte mentorluk ilişkilerinde vesaire var. Dolayısıyla iş başarısı doğası itibariyle geçici bir başarı. Mutluluğu buraya endekslediğin zaman, bu hayal kırıklığına döner. Bu hayal kırıklığına bir noktada döner. Şöyle bir anlatım da var. Kariyeri işte zikzaklı götürün diyen görüşler var. Yani tek bir yerdeki zirveyi hedeflersen geçildiğinde hayal kırıklığı. Ama şunu çok insan görüyorum öyle. Kariyerini değiştiren. Neden değiştirdin kariyerini? İşte daha mutlu olmak için değiştirdim. O zaman bunun da bir gerçeklik payı olabilir. Yani uzmanlaşmakla ilgili bir sorun teşkil etmekle beraber. Yani o riskler, o kendini oradaki mutluluğa çok kaptırdıysan kariyeri değiştirmek de mümkün. Bir de ortalamada değişiklikler kısa vadede mutluluk yaratıyor. Yani arada kalırsan bir şeyi değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi değiştirir. Tebdil mekanda fayda vardır. Kesinlikle. Evet, doğru. Yani tebdil mekan ferahlatır. Ferahlatır. Orada öyle bir etki var. Öyle bir etki var. Hocam bir şey diyordunuz. Ben biraz önce çok güzel bu kuşaklar arası aktarım çalışmaları psikolojinin çok teknik gidiyorsak uyarın beni çok meşhurdur. Yok hocam. Kuşaktan kuşa aktarırken hani bir önceki kuşak daha olacak. Bu aslında bunun bir evrimsel nedeni de var. Yani gen olarak geni korumak için, kendini temizlemek için bir sonraki kuşa aktardığımız bizim çocuklarımızın bizden iyi olması bizim genimizin aktarımını garantiliyor aslında. Çünkü daha iyi şey geliyor. Evet. Bu motivasyon olarak da aslında çocuğa yapılan yatırım, aileye yapılan yatırımın bir nedeni var bir olarak.
bunu aktarıyor genellikle. Hem türün devamı hem de senin bir de şöyle var, bunu sosyologlar çok, işte sosyologların bir deyimi var. Yukarı doğru hareketlenme, mobilizasyon çalışması çok popülerdir onlar arasında. Orada da şu, yani hızlı sosyal değişen toplumlarda hızlı gelişmenin bir yolu senden sonra gelen kuşağın daha iyi olmasıdır. Hızlı. O yüzden mesela aile bizde, şeyde de öyle oldu 90'larda, şimdi de Güney Kore'de falan. Yani hızlı sosyal değişen toplumlar en çok çocuğa yatırım yaparlar. Mesela %40 eğitimine parasını veriyor. Çünkü çocuk üzerinden aslında kendisinin geleceğini garantilemiş oluyor. Yani kendi akrabası, gen havuzu taşınmış olacak geleceğe. Aslında bir de şöyle bir palyatif etkisi de var. Yani çocuğun üzerinden başarılı olmak. Yani benim oğlum, kızım şunu oldu dediğinde ailede o olmuş gibi tabii ki devam ettiriyor. De, doğru. Biraz doğru. Önce kendisi oluyor aslında metaforik olarak ben yaptım. Aynen. Biraz önce sizlerin söylediği anlam hissini de çok besliyor. Tabii. Yani şimdi bu hayatın anlamı meselesinde bazen biz şöyle düşünüyoruz. Yani ya ben çok büyük işler yapmıyorum. Ben anlamı nasıl bulacağım? İşte sen çok güzel örnekler verdin. Doktor hayat kurtarıyor. Değil mi? Yani fakat anlam illa böyle büyük işlerde olmak zorunda değil. Yani bu anlamlı hayat ya da anlamın getirdiği mutluluk, şöyle bir şey var mı hayatınızda? Sabah yataktan kalkmak için bir nedeniniz var mı? Yani yapılan çalışmalara baktığımızda insanların anlamla en çok ilişkilendirdiği şey ailelerine bakmak. Yani ailesine destek olabilen, ailesine bakabilen, sizin işte verdiğiniz örnekte olduğu gibi çocuklarını iyi yetiştirdiğini düşünen kişi hayatında anlamlı görüyor. Tabii. Yani sabah uyanma enerjisi daha yüksek oluyor onun, çünkü bir nedeni var. Bir nedeni var. Yataktan kalkmak için bir nedeni var. Hayatın yani anlam meselesini de çok altruistik bir şey bu şekilde burada değerlendirmek lazım. Yani çok çok büyük, yani harika bir şey. Yani işte bir vakıfta çalışıyorsunuz, insanlara değiyorsunuz. Tabii müthiş. Kesinlikle. Çok, ama bunu yapmıyor olmanız anlam yakalayamayacağınız anlamına gelmiyor. Çok daha bizim için gündelik diyebileceğimiz, sıradan diyebileceğimiz şeyler içinde anlam barındırabiliyor. İşte bugün de hayatta kaldık falan. Ama amaç ama biraz yani hakikaten çok önemli. Yani bir amaç olmak, bir hedef olmak ve o hedefe doğru gitmek. O yüzden bu anlam temelli mutluluğu en iyi süreç yaşamak anlatıyor. Yani sizin bir hedef var, bir amaç var, ona göre evrilmişse, şey de bu arada işte Hu5 denen bir ölçek var, 5 maddeyle. Esenliği, mutluluğu ölçüyor. Bu çok güzel. Ben bunu çok kullandım araştırmalarda. Aynı zamanda depresyondaki senin alanın bu. Çok ilişkili, çünkü %80 oranı depresyonda çok iyi yoruluyor, tahmin ediyor bu. 5 madde. 5 maddeden bir tanesi sabahları dinlenmiş olarak kalktım maddesi. Dinlenmiş olarak kalkmak tabii, çok önemli. Uykuyu çok, almak. Çok önemli. Hocam dinlenmiş, o çok ilginç, birçok yerde etkili çıkıyor. Benim için çok önemli. Hazır da bugün uykumu almamışken diyorsunuz. Ya o yüzden bu çok önemli. Yani, çünkü enerjim var ve anlama bunu aktarabilirim belki de bir anlamda. Kesinlikle katılıyorum. Bu cidden çok önemli anlamda. Yani, o yüzden hayatta amaç olması, bize eskiden mesela angaje oldum derlerdi. Angaje kelimesinin geldiğinde bir kökeni var. Haşır neşir. Aynen, haşır neşir olmak. Evet. Çok iyi. Ya o yüzden ben kalkınca dükkan önünü süpüren, bakan, tezgahı temizleyen, eve bakan, bir şey düzelten insanlara çok beğenirim. Evet. Yani çünkü müthiş anlam katıyorlar. Yani angaje işte. Oradan tavlaya dönür o bir anda. Hepsi, sosyal hepsi destek artırılır. Kahve çay içilir. Ve bu otomatik yapılır. Bütün esnafla selamlaşılır. Otomatik yapıldığı için de otomatik sürekli enerji doluyor. Mutluluk enerjisi çok sürekli etraftan dolar. Çok iyi bir noktaya geldik. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak sevgili izleyiciler. Para, pulla mutlu olmak mümkün. O yüzden hiç anlamamışım değil mi? Bir yere kadar doğru. Yani, hakikaten şaka yapmak istedim. Hazırlayana arabanız ne kadar pahalıysa ben diyebiliyorum. Hayır, şimdi bir televizyon aldınız. Ne kadar büyük olduğu önemli değil. Onda ne izlediğiniz, ona nasıl bir anlam yüklediğiniz, kimle beraber izlediğiniz, kimle beraber paylaştığınız, o televizyona sizin ne katkı sağladığınız üzerinden bir mutluluk tanımı yapılabilir. Esnafsınız, sabah erkenden kalktınız, dinlenmiş uyandınız, şöyle bir dükkanınızın önünü temizlediniz, diğer esnafa selam verdiniz, selamlaştınız, hal hatır sordunuz, bir tavla oynadınız, ilk gelen müşteriye bir siftah üzerinden bir bedava bir şeyler verdiniz. Aslında buradaki hem sosyal destek hem de aile olmak ya da o genel toplumsal paylaşım üzerinden mutluluk artabilir ve burada önemli olan süreç. Yani ekran ne kadar büyük olursa olsun, ekranda çıkan görüntülere yüklediğimiz anlamla aslında televizyon biraz daha hayatımızda önem arz ediyor. Nigel Hayes Davis var. Fenerbahçe'nin Amerikalı basketbolcusu. Rüya takıma bu sene olimpiyatlarda gitti.
onların hazırlık kampına. Sakallı olan mıydı ya, hangisi? Ben onu... Çok sakallı değil. Aynen. Bu şutör bir tane böyle. Aynen. Saçları tamam. Örgülü. Ben basketbolcu değilim o yüzden. Sakallı olan İtalyanlı hocam. Öyle mi? Bu yepyeni 2-3 yıldır Fenerbahçe'de iyi bir oyuncu. Dün de tek sayı farklı kazandık, son üçlüğü attı. Şunu söylüyor. Avrupa'da... Takımın hiç anlaşılmıyor bu arada. Yok, ben hiç belirtmiyorum. Diyor ki Avrupa'da basketbol oynamak zor çünkü herkes çok öfkeli. Yani evet. Bench'te mutlu değiliz. Aynen. Sürekli bir öfke var. Ama biz Amerika'dayken o kadar eğlenirdik ki maçlarda. Yani bir NBA maçında bench'te oturmak hep bir keyiftir. Çünkü orada bir show vardır. Biri basket attığında hepimiz çok seviniriz. Hepimiz kalkarız. Biri kaçırdığında bunu çok dert etmeyiz. Çünkü bu bir showdur. Ve Avrupa'da hiç bunu yaşamıyorum diyor. Çünkü herkes çok öfkeli, sürekli gergin ve mutsuz. Ne diyorsunuz bu ayrım açısından? Bu çok güzel. Ben buna böyle bir konuşmalarda falan bu anlatırken asabiyet kültürü diyorum. Hmm. Asabiyet kültürü özellikle çok gergin toplumlardaki bizde maalesef artık öyle biraz. Olduk bizde. Yani insanların böyle tehdit algısı yüksekse, başkasına güveni çok azsa, hep böyle trafikte falan birinin bir şey yapacağını düşünüyorsa, yani olumsuz şeylerin olması normalmiş gibi geliyorsa gereksiz bir savunmaya, korunmaya geçiyor. Evet. Bu savunma duygusu her zaman için prey deve yapma duygusudur. Çünkü kaynak abartır tehdit kaynaklarını. Bu asabiyet çok artırıyor ilişkilerde. Yani niye baktın, niye yan baktın, ne bir şey mi diyorsun? Bu çok önemli. Yani sizin verdiğiniz formül için çok önemli. Bu olumlu duygu, olumsuz duygu. Aynen. Tabii. Yani olumsuz var ve olumsuz beklenti var aynı zamanda. Beklenti var. Yani bir şey olacak. Bir şey yapacaktı. Ya da mesela gidiyor mağazaya. Bir şeye canı sıkıldı, işte fiyatlara diyelim, bir şey diyelim. Oradaki çalışan kişiye bunu yüklüyor, kötü bakmaya başlıyor. Ve birbirine taşıyor bu, aktarılıyor ve aktarılmış ya. Bir de kötü bir haber bu sosyal medyanın olumsuz haberi çok dolaştırma sıklığı. Biliyorsunuz algoritmaları değiştirdiler. Çünkü olumsuz haberin tekrar dolaştırılması, like alması ve tekrarlanması yüksek olduğu için çok kötülük yaptılar. Özellikle X'de ve şeyde bunu söylemek lazım. Çünkü bu etik bir konu. Olumsuz haberin yayılma ve görme ihtimali artıyor insanlara. Dolayısıyla insanlar normalde olandan daha sık bunları görüp öyleymiş gibi algılamaya başlıyorlar. Hocam bunu kullanan insanlar da onları paylaşmaya başlar. Aynı işte yani, tabii. Ya zaten şöyle, yani olumlu haberin paylaşılma olasılığı çok az. Ya da mesela yanlışlığı teyit edilmiş haberin düzeltilme ihtimali çok düşük biliyorsun. Çok ama düşük. Birilerinin ulaşma ihtimali çok yüksek. Şimdi bunları eğer bir kültürde, bir ortamda eğer negatif, olumsuz duyguyu, atmosferi beslemişse, tehdit algısı yüksekse ve yüksek belirsizlik yaratmışsa, bu sefer insanlar hep defansa, korunmaya geçiyor. Korunma duygusunun şöyle bir şeyi var, bakın çok önemli bu. Biz buna işte psikolojide aktivasyon sistemi diyoruz bir şeye, ya da ketlemesi. Ne demek biliyor musun? Çok basit, şöyle anlatayım. Eğer pozitif duygu yüksekse, iyi düşünüyorsak, bu sefer bizim genel psikolojik dünyamız o bir şeyi keşfetmeye, bakmaya, o hesaplanmış risk almaya, potansiyel geliştirme odaklanıyor. Yani daha yatkın daha daldaki işte meyveyi, gülü görüyor. Eğer bizim negatif duygumuz yüksekse, ketleme sistemi dediğimiz bu sefer korumaya geçme, hayatta kalma gücüsü. O zaman tehditleri görme, dolayısıyla büyüme yerine yani tehdidi azaltma, minimize etme öneme geçiyor. Alanı daraltıyor ki risk azalsın. Bu da tabii ki gereksiz yere alarm sistemini çok açıyor. Yani bir yerden bir tehdit varsa onu hızlı görmeyi artıyor. İşte yan baktın kavgaları da buradan çıkıyor. Tabii. Ben trafik çalışırken yıllar önce bir yazı yazmıştım. Gerçekten mesela. Hocam bu arada onu da söylemek lazım. Siz trafik psikolojisi çalışmalarıyla ne kadar öncü ve ne kadar önemli şeyler yapmışsınız. Yani çok orada ben şunu demiştim. Mesela kesinlikle tanımadığın insanla kavga etmek kadar İnanılmaz bir saçmalık şey. Olamaz. Çok acayip. O yüzden ben şunu demiştim. Arabanın camını açma ve cama biri gelmişse gözüne bakma. Çünkü bunlar en çok tehdit algılan ve temas kurma. Çünkü dokunma her şeyi bitiren bir şeydir. Ya yolda kimi taştan kaçıyor, önüme kırdı diye kızıyor. Çünkü eğer algı olumsuzsa başına bir şey mi geldi, tekeri patladı mı düşünmüyor. Bu benim yolumu kesti diye düşünüyor. Çünkü tehdit algısı, o da öfke, öç yani alma. Yani oradaki duyguları... haksızlığa uğramak, engellenmek zaten direkt öfkeyle birebir ilişkili. Zaten frustrasyon işte, ketlenme buradan geliyor. Dolayısıyla yani bu asabiyet kültürü dediğim ki maalesef bizde var, saldırganlığın ve şiddetinde kaynağı olmaya başlıyor. Tabii mutsuzluğu dramatik düşüren bir olay bu. Genel toplumsal çünkü. Genel düşüren bir olay. Biz hocam öfkelenmiyoruz zaten. Bizdeki patlama. Yani öfkenin ifadesi olmadığı ya da tam böyle bilişsel olarak onu fark etmediğimiz için yola çıktığı anda kişi yavaş yavaş o
doluyor, kuruluyor ve bir yerde çok alakası çok masum bir yerde bile patlayabiliyor. Yani bir yeni bir araştırma yaptık biz bir şirketle temsili bir örnek demiştik. Orada bu öfke ve saldırgan çalışırken Emre Hoca'nın dediği biraz önce haksızlığa uğramışlık duygusu anlattı indekste. Bizde çok arttığını gördük biz bu. Yani haksızlığa uğramış, bana haksızlık yapıldı. Ve özellikle ne biliyor musunuz? Dışlanma duygusu. Evet. Yani çemberin dışına ettiler beni. Benim burada yerim yokmuş meğer. Meğer ki böyleymiş diye düşünüyorsa insanlar çok mutsuz oluyorlar ve öfkeleniyorlar. Dışlanma ve haksızlığa uğrama çünkü hocam zaten içeridelik duygusu kucaklamadır. Bendensin, bizdensin demektir. Dışlıya bir nedenden de dışlanmışsak, kılığından, kıyafetine, inancından, görüşünden bir nedenle insan kendi dışarıda hissetmişse dışarıdalık her zaman çok öfke yaratır. Doğru. Çünkü haksızlığa uğramışlık duygusunu beraberinde getiriyor. Doğru. Toplumsal bir değişim aslında genel olarak bizim tehdit algıları yerine iyilik, güzellik, keşfedilmesi gereken şeyler, hayranlık uyandıracak şeyler, olumlu şaşırmaları arttırdığınızda mutluluk toplumsal olarak güzel bir kelime, olumlu oluşacak. Şaşırma, olumlu şaşırma belki. Şunu sormak istiyorum şimdi Emin Hocam, sabah uyandık. Ben programı açarken dedim ki peşinden kovalamakla mutluluk yakalanır mı? Şimdi sabah uyandım ben. Dedim ki evet artık tamam. 39 yılımı böyle geçirdim. Bu arada ben uzun süredir 39 yaşındayım hocam. Yani öyle görünüyorsun. Kaç yıldır 39 yani değil mi? Görüntü, artık görüntü yani. 39. Görüntü 39. Hep öyle diyorum. İnsan da 39 yaşında. Bir Teoman bir sen zaten. İnsanlar 40 yaşından sonra hep 39 yaşındadır ama kaç yıldır 39 yaşında olduğunu bilemezsiniz. Şimdi ben sabah uyandım. 39 yıldır bunu yapmadım ve artık bugün mutlu olmaya başlayacağım. Evet. Ve mutlu olmak için yollar arıyorum. Var mı böyle bir kovalayıp da mutluluğu elde etmiş biri? Ya da bir yöntem, bir yol? Çoğunlukla yok, bazen var. Bazen var, tamam. Çoğunlukla yok. Yani çoğunlukla olmamasının sebebi şu, biraz önce aslında senin dediğin şey yanlış yerde arıyor olmamız. Yani başarı işte ya da işte bazı şeylere sahip olma gibi şeylerde aradığınız zaman o aslında sizi uzun vadede daha mutsuz ediyor. Çünkü senin dediğin gibi her zaman işte senin benim televizyondan daha büyük, daha bir tane daha parlak televizyon olan birisi çıkıveriyor. Şeyi çok severim ben. Şimdi bizim Nebi Hoca TÜİK'in yaptığı çalışmalardan bahsediyor. Hakikaten TÜİK çok değerli bir şey yapıyor. 2003 yılından beri Türkiye'de mutluluğu düzenli olarak ölçüyor ve ona yol açabilecek faktörleri de ölçüyor. Başka ülkelerde de bu var. Almanya'da da Almanya Sosyoekonomik Paneli denen bir panel var. O da aynısı böyle mutluluğu her sene ölçer. Orada 2014 senesindeki ölçüme şöyle bir şey eklemişler. Demişler ki sizin seneye daha mutlu olmak için kafanızda bir şey var mı? Plan. Arıyorsanız plan, bir plan var. Nasıl bulacaksınız? Evet, tamam, güzel soru. Var mı yok mu? Ya var diyorsun ya yok diyorsun. Varsa sana bir soru daha soruyorlar. Diyorlar ki sen şu stratejiyi bize bir yazsana. Anladım. Tamam. Tamam. Ne olacak? Geldi 2015 senesi, tekrar çaldık aynı insanların kapısını ve mutluluklarını ölçtük. Şimdi dolayısıyla şeye bakabiliyoruz, stratejisi olanlarla olmayanlar arasında fark var mı? Bir de stratejisi olanlardan kimlerin stratejisi çalışmış, kimlerinki çalışmamış. Çok güzel. Stratejisi olanlarla olmayanlar arasında mutluluk farkı yok. Yok. Yani ister bir stratejiniz olsun ister olmasın ortalama mutluluk aynı gidiyor. Ama illa ben arayacağım diyorsan. Stratejisi daha sosyal stratejisi olanlar daha mutlu. Yani ilişkilerime daha çok zaman ayıracağım. Tamam. İşte annemi babamı çok sık göremiyordum. Önümüzdeki sene ayda bir kere daha en az bineceğim uçağa gideceğim ziyaretlerine. Bu gibi stratejiler mutluluğu arttırıyor. Ama işte şu iş yerinde kovaladığım terfiyi bu sene alıyorum ve alsan da almasan da fazla bir şey değişmiyor. O stratejinin bir faydası yok. Evet. Yani illa arayacaksan sosyal şeylerde ilişkilerde arayacaksın. Sosyal ilişkilerde peki, arayacaksın. Peki şimdi Gülcüğümüzün gözlerinden öpüyoruz. Çok selam, saygı, sevgi. Çocuk sahibi olmak nasıl etkiliyor mutluluk hallerini? Çok güzel soru. Şimdi ilk bölümde şimdi, araya gideceğiz birazdan da o konuyu bir şey yapalım. Hemen konuşalım. Yeni babalara sormak lazım. Şimdi 14 aydır. Bu maşallah. Tecrübeyi yaşıyorum ben. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum ama şey, benim mutluluğum değil, bir genel bakalım, veriye bakalım. Tamam. Ne oluyor? Yine veriye yani sorumluluğumuzu yerine getirelim. Genel olarak insanlarda ne oluyor? Burada bir enteresan bir kültürel fark var. Yani Amerika'dan Akdeniz'e doğru gelirken bir kültürel fark var. Amerika'da çocuk sahibi olmanın getirdiği mutluluk hiçbir şey yapmamakla, yani mutluluk, sana mutluluk veren şeyi sıraya dizersen, bir böyle lig tablosu gibi sıralarsan en iyiden en kötüye. Hiçbir şey yapmamaktan daha iyi çocuğunla vakit geçirmek
markete gidip alışveriş yapmaktan daha kötü. Yani bir şekilde... Çok kötü bir yerleştirdik ya. Şimdi Amerika'da, Kuzey Amerika'da yapılan çalışmalarda sıklıkla bulunan şey çocuk sahibi olmanın mutluluğu azalttığı yönünde. Azalttığı yönünde. Akdeniz'e geliyorsun. Mesela İtalya'ya geliyorsun. Böyle bir şey kalmıyor. Daha mutlu etmeye başladığını görüyorsun. Costa Rica efekt başlıyor şimdi, belki. Tamam, fark nereden kaynaklanıyor biliyor musun? İki şeye odaklanabilirsin. Çocuk büyütmek zor iş. Kolay iş değil. Şüphesiz. Senden getirdikleri... Ilk, yani ilk 4 yıl çok kritik yani özellikle. 30 yıl diyorlar. Eş seçiminin önemli olduğu an. Senden götürdükleri var. Sana getirdikleri var. Sen bilançoyu yaparken nereye bakıyorsun? Senden götürdüklerine bakıyorsan... Kötü. Yani uykun gidiyor. Tabii. İster istemez kariyerinde geriye düşüyorsun. Belki yani, işten bir süre ayrılmak zorundasın. Ebeveynlik izni kullanıyorsun. Zaten başlı başına yorucu bir iş. Bunlarla ilgili eşinle vicdan yapıyorsun. Tabii. Kız yoruluyor bunları işte. Bunları planlıyorsun vesaire. Eğer bunlara odaklanırsan mutluluğu düşürüyor. Fakat bir de işin öbür yanı mucizevi bir şeyi günlük izleme şansın var. Yani, bu kadar bu. Bütün hepsi onun bu. Getirdiği mutluluk çok ayrı. Çok farklı tabii. Çok ayrı. Güzel bir şey. Bir de şu biraz önce söylediğimiz anlam meselesi. Aynen. Yani orada da aslında fark etmeden başardığın çok inanılmaz bir şey var. Yani doğru. Bir insanı büyütüyorsun ve o büyümeyi izliyorsun. Neye bakıyorsan etki oradan geliyor. Peki yani kendiliğinden mutluluk var mı orada? Yani bir kendiliğindenlik var mı? Baba oldun, üredin, doğanın senden beklediği bir şeyi yerine getirdin. Bunları herhangi bir tarafta bulunarak sormuyorum. Sadece sen bunu hissettin mi gibi soruyorum. Veriye de yansıyorum. Bana soruyorsun. Ben ilk, yani şimdi Leyla 14 aylık. Ben ilk 12 ay evde üçüncü bir kişinin varlığının gerçek olup olmadığını bile kestiremedim. Yani otomatik bir şey varsa bana gelmedi. Keyifli ama yani bu gerçek mi diye de hep sorguladığım bir şey. Son iki aydır biraz daha tamam ya evet. Aileyi üçlemişiz hissi gelmeye başladı. Çok güzel. Bana yani kişisel olarak. Bunu neye bağlıyorsun o geçen zamanı? İlk tabii başta? İlk başta... Tecrübesizlikle tabii alakalı. Tabii hiçbir şey bilmiyorsun. Yani şimdi üç gün hastanede kaldık. Dördüncü de dediler ki götüreceksiniz. Dedim ki siz gelmeyecek misiniz? Yani biz tek mi götüreceğiz? Verdiler. Yani kızcağızı porselen tepsi gibi tutuyorum ben. Eve götürüyoruz. Şimdi bu hani bilmediğim bir oyunu oynamaya çalışıyorsun, evet. Alışmaya çalışıyorsun. Hani rahatlatıcı olan ne? Rahatlatıcı olan şu. Bir Ann Mattson diye bir psikolog, çok sevdiğim bir lafı var. Çok sihirli bir şey diyor, büyülü bir şey çocuk geliştirmek ama sıradan bir sihir. Herkes yapar. Her türlü olur. Anlam yeri yüksek ama. Yani o benim oğlum artık neresi 30'una yaklaştı. O yani kadar olmamıştır hocam Çınar ya. Oldu 39 kadar. Olmadı. Çınar'ı yani siz evlendirdiniz de. Evet. Ama şu var hakikaten yani aidiyetler meselesi kişiden kişi değişir ama mesela ben kendime baktığımda yani işte bir sürü aidiyetimiz, kimliğimiz var. Mesela Ürgüplü olmaktan çok gurur duyarım ama sıraya koyarsam galiba en sevdiğim aidiyet bu kadar uzun yıllar baba olma aidiyeti. Baba olma. Yani çok, ne kadar çok daha anlam. Gerçi evlat sağlamak şart değil bir anlam için. Tabii ki onu söylemeye bile gerek yok ama şu var. Hakikaten şöyle bir de iyi bağ varsa, iyi bağ kurulmuşsa yoksa hakikaten o ayrı bir şey anlam. Yani onun mutluluk şeysi ne diyelim paydası çok büyük olmaya başlıyor genel baktığımızda. O zaman da buradaki mevzu baba olmaktan ziyade nasıl bağ kurduğun, nasıl bir baba olduğun ve nasıl anlam verdiğin. Tabii sen şimdi erken çabuk baba olmuş biri değilsin. Değilim. Belki de bu böylesi daha sağlıklı olabilir. Bütün yani, bu olgunluğa sahip olmak için. Yani hep onu söylüyorum. Bana işte... Ya diyor işte sen de hep söylersin çok çalışıyorsun falan. Hakikaten çok çalışan koşturan biriyim bir sürü işim çok var. Çok çalışır hakikaten. Bir de şimdi Leyla var falan filan. 40'ı da geçtin diyorlar ya ben yani 40'ı sevdim diyorum. 40 deme ya sen de bir şey yap. Yani. İşte 39 sonrası 39'dan gün almayı sevdim diyorlar. ya aynen tam da senin verdiğin cevabı veriyorum. Bir hala enerjim var. İki artık kafam çalışıyor. Çok iyi. Şimdi araya gidelim. Çok keyifli yerde araya gidelim. Sevgili izleyenlerimiz, şimdi ben size programın başında söylemiştim. Biz bir aile içinde bugün programı yapıyoruz. Vakit de çok hızlı geçti ilk saatimiz. Şimdi bir ara. Biz ikinci bölümde neler konuşacağımızı arada konuşalım. Tekrardan konumuza gelelim. Sizler de şöyle çayınızı kahvenizi tazeleyin. İkinci bölümde yine bu harika sohbet devam edecek. Bekleniyorsunuz. Efendim İnsan Hali programı devam ediyor. Profesör Doktor Nebi Sümer ve Profesör Doktor Emre Selçuk'la mutluluğun yollarını
acaba kovalamakla mutluluk olur mu sorusunun cevabını arıyoruz. Çok da mesafe kat ettik ama romantik ilişkiler kaldı. Hiç zaman kaybetmeden hemen romantik ilişkilerden mutlu olmanın bir yolu var mı? Eş seçiminde neye dikkat edelim? Bunu belki çıkarabiliriz konuşmanın devamında mutlulukla ilişkisini kurarsak. Ben de eş seçimiyle ilgili dikkat etmemiz gereken şeyi belki söylerim diye umuyorum. 39 yaşının verdiği güvenle. Hocam, romantik ilişkilerle mutlu olmanın yolu var mı? Yani en önemli mutluluk kaynağı muhtemelen en yakın ilişkidir. Yani romantik ilişki bir yakın ilişki olduğu için önemli ama ben şöyle diyorum. Şimdi mutluluğun bir içeriden kaynakları var, bir dışarıdan kaynakları var. İçeriden kaynak deyince en basit mesela işte duşen kası denen bir şey var. Bizim gülme kaslarımız yoğunsa ve normal halimizde gülme hissimiz olsa bunu bulan duşen olduğu için. Duşen o elektrik miydi galiba? Yok, bu Fransız işte meşhur fizyolog bunu bulduğu için. Bazıları doğuşta gülüyor. Yani mizaç işte doğuştan gelen bir mutluluk. Bazı biyolojik kendini var. Bazı kişilik özellikleri. Doğuştan gelen mizacın olumlu kişiye evrilmesi mutluluk kaynağı. İşte bizim çok çalıştığımız bir konu işte güvenli bağlanma. Çok yüksek bir ilişki gösteriyor mutlulukla ama şeyden dışarıdan gelen kaynakların da başında dışarıdan kaynaklardan bazen konuştuk aslında. Ülkenin yapısı, kültürü, ekonomi ama en önemli faktör ilişki. Yani insanın sağlıklı, güçlü, sürdürülebilir, içten samimi ilişkileri varsa o insanlarda mutluluk daha yüksek. İşte Emre Hoca'nın anlattığı o Costa Rica olayındaki aile sıcaklığı, o ilişki orada. Şimdi burada romantik ilişki gerçekten yakın ilişkinin en yakın olan hali bir anlamda. Çünkü insan başkasıyla hep bir olmak istiyor, hep yakın olmak istiyor ve en çok özlenen kişi haline dönüşüyor romantik partner. En çok şikayet edilen de o oluyor bazen. Zaman geçti. İşte o yüzden işte bunu belki konuşuruz. Bizim hep derste anlattığımız çok uluslararası araştırmalar var. Yani hakikaten ilişki kötüyse işte bu hep bir örnek yanlış. İşte bu hatta bu şey oldu işte Amerika'da Biden yönetiminin danışmanı oldu Odlat. İşte bu 20 işte kötü ilişki 20 sigara içmeye eşit etkisi bakımından şeysini olan kişiler. Tabii ki ama şöyle var. Şimdi genel olarak tabii ki ilişkinin kalitesi önemli. Kalitesi tabii, mutlulukla tabii, ilişkili. Tabii. Yani ilişkinin sayısı ama genel olarak baktığımızda kaliteyi bir tarafa atarsak yani iyi bir ilişki örüntü sahibi olan da ama şöyle düşünün. Şimdi insanların çok takipçisi olması onları mutlu eder mi? Yoksa yakın birkaç tane yakın arkadaş olması mı mutlu eder? Tabii ki tam tersine sayı arttıkça mutlu olma ihtimali riske giriyor. Kazan büyüdükçe tabii. Lezzet düşer. Bağ azalıyor. Hangisi? Yani insanların yakın, içten, samimi, koşulsuz ilişkileri varsa çok güçlü dayanakları var demektir. Doğru. Bir kere sevilme hissini otomatik hissediyorlar. Kabul edilme hissini otomatik hissediyorlar. Evet. En önemlisi de bizim çok önemli bir şey bu değerlilik duygusu. Bizim işte öz saygımız, işte izzeti nefsimiz, gördüğümüz kabul, sevgi, değerlilik duygusundan gelir. Ve değerlilik duygusunda en çok ilişkiler verirler. Evet. Yani sen benim gözümde değerli bir insansın duygusu. Bu nedenle mutluluğun galiba yani baştan çok güzel sorduğun duygusu hakikaten öyle ama ondan sonraki adımı bence şey gidersek ilişkilerdir. İlişkiler. Yani sağlıklı, sıcak ilişkiler. Romantik ilişkilerde peki özellikle dikkat edilmesi gereken bir şey var mı hocam? Bu yani mutlu yani, olmak için ilişkiye girilmez muhtemelen ama tabii. Sonuçta böyle şu ilişki daha mutlu edici diye böyle bir net bir şeyimiz var mı? Ben şöyle diyorum. Şimdi ben uygulayıcı değilim. Biz araştırmacıyız işte. Emre Hoca'yla biz rakamlarla, verilerle uğraşıyoruz ama şimdi bize de işte psikolog olduğumuz için çok soruyorlar akrabalar. Ya bize bir şey söyle, üç tane. Ya daha çok da şunun için sorarlar. Ben onu söyleyeyim size. Çocuklar için sorarlar. Daha çok ergenler için sorarlar. Ya ne yapsa bu mutlu olur, iyi olur. Evet. Ben şimdi üç tane şey söylerim ama önce derim ki ya mutlaka iyi bir işte egzersiz yapacak. Yani aktivite, fiziksel aktivite olacak derim. Ya hocam bu psikolojik değil. Ya öyle düşünme. Tamam mı? Çok önemli. Yani çok önemli. İkincisi çok iyi kaliteli uyku olacak. Hocam ne alakası var? Üçüncü derim ki iyi eş dost ahbap var mı? İyi bir dost arkadaş varsa. Bu üçü varsa yani bunlar o kadar temel ki bunlar aslında bizim araştırmanın gösterdiği bulgular. Evet, yani baktığımızda bunları söylüyor ortalaması ve onların ortalamasını söylüyorum. Şimdi o yüzden hakikaten böyle mesela askerlikte bunalıma giren askerler hava değişimine gönderirler. Git anneni babanı gör diye. Birini görme insanı şeydir önemlidir. Mesela baktığımızda en çok acı insansızlıktan çekiliyor
baktığınızda. Yani düşünün mesela neden F tipi cezaevleri çok ağır tehlikedir? Çünkü insan görmediği anda kimseye görmüyorsun. İşte tecrit. Bu meşhur film vardı, Wilson diye adaya kalan şeyin neydi? Anladım. Tom Hanks'in filmi. Yani bir topun üzerine bir insan yüzü yapıp onunla konuşuyor. Yani insan insana muhtaç. Çünkü bu bizim halimiz. Biz Kastan yüz yüze, ayaküstü büyüdüğümüz için, yüz yüze bakarak geliştiğimiz için ve bizim çocukluğumuz çok uzun olduğu için ancak gönüllü bir bakım verenler işte yani anne babalar ve gönüllü bakımıyla hayatta kaldığımız için bizi biz yapan, beynimizi sosyal yapan ilişki. Evet. Yani bağlılığımız gene ilişki. Dolayısıyla başka bir şey. Ama romantik ilişkide şöyle bir şey. Şimdi romantik ilişkinin başlangıç aşamasıyla eğer kalmışsa daha sonraki aşamalarında belli farklılıklar var. Yani romantik ilişkinin başındaki tutku, çekim, ona dayalı bazı işte biyolojik şeyler zamanla süren ilişkilerde anlamlı ve değerli bir evrim geçirip de bağ kurmaya, iç içe geçmeye ve iç içelik de birbirini geliştirmeye yönelik olursa romantik ilişki çok önemli mutluluk kaynağı. Hocam şimdi ama romantik ilişki bir çatışma kaynağı dönüşürse, dönüşebilir. Bir hakimiyet alana dönüşürse, bir cinsiyetin diğerini egemen kılacağı bir ilişkiye dönüşürse doğal olarak kalite sorunu gündeme gelir. Evet, zaten mutlulukla ilgili bugün yaptığınız genel tanımada uygun söylüyorsunuz. Evet, yani evet. İlişkiye bir haz nesnesi olarak başlamanız mümkün ama bunu aynen uzun süreli bir hale getirmek ya için bunu bir şekilde anlamlandırabilmek çok lazım. Evet. Peki şimdi tabii bizim izleyenler de bunu bilmeleri lazım. Şimdi ilişkilerle ilgili çok konuştular ama şu anda bu soruyu sorduğum kişiler dünyadaki en önemli ilişki laboratuvarlarından birini ODTÜ'ye kurmuş kişilerle konuşuyorum. Yani hocalarımla konuşuyorum. Onu da söylemek lazım. Çünkü bazen de yani programdan önce de konuştum. Bazıları o kadar net bir şeyler aktarabiliyorlar ki işte şunu yapın bitti, şunu yapın lütfen. O iş pek öyle değil. Peki Emre Hocam senin var mı romantik ilişkide özellikle mutluluk yolunda şu kilidi açın diyeceğiniz bir kilit? Bir anahtar. Sizden bir anahtar. Bir anahtar. ya ben bizim yaptığımız bir araştırmadan bahsedeyim. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Son bir 5-6 senede Türkiye'de biz 5-6 büyük araştırma yaptık. Hı hı. Ve bunların bir kısmı ilişkisine gerçekten yeni başlamış. İlk 2-3 ayında insanlarda. Ülkenin çeşitli yerlerinden 800 kadar çifti aldık toplamda ve onların ilişkisini takip ettik. Yani böyle hakikaten sağ olsunlar her birine de çok teşekkür ediyorum ben buradan çalışmalarımıza katılan. Çünkü neler neler yaptırdık. Harika bir şey. Laboratuvarımıza geldiler. Dedik ki anlaşamadığınız bir konuda konuşun. Biz sizi kameraya çekeceğiz. Sonra oradan analizler yapacağız. Evet. Konuşuruz ya dediler. Sizin analizler genelde öyle değil mi? İletişim halinde. Tabii. Dedik ki 3 hafta her gün sizden bir günlük doldurmanız gerekiyor. Bir günlük vereceğiz size. 3 hafta her gün bize bu... İşte eşinizi nasıl görüyorsunuz o gün söyleyeceksiniz. Çok söyler misiniz? Iste. Söyleriz dediler. Çok, çok değerli katkılar yaptı çalışmalarımıza katılan çiftler. Orada şöyle bir şey gördük. Çok enteresandır. Kilit şu şöyle bir şey var. Eğer senin ilişki dışında bir derdin. İşte bir derdin var. Hı-hı. İşte bir sıkıntın var. Ya da belki biriyle bir kavga ettin. Bugün çeşitli örnekler verdik. Seni strese sokan bir şeye... Partnerin de benzer stres tepkisini veriyorsa çok sen ilişkinde mutlusun. Yani senin derdine evet, dertleniyorsa aynen partnerin ilişkinde mutlusun. Frekansınızla aynı olması gibi bir şey bu. Gibi bir şey. Yani senin derdine. Şimdi bu nasıl bir şey oluyor biliyor musun? Bizim bu çiftlerimizin, biz bu çiftlerimizi en az bir senede takip ettik. Yani bir sene boyunca ara sıra da yine kapılarını çaldık. İşte mutlular mı değiller mi baktık. Ortalamada ilişki mutluluğu düşüyor. Her çalışmamızda oldu. Evet, yani o... az da olsa... İlişki mutluluğu zamanla düşüyor. O da normal bir şey. Yani peki gelirdeki gibi bir artış ve sonra düşüş gibidir herhalde o da. İlk başlarda o heyecan hızlı varsa bir artış var ama sonra o düşüş izleyiciler son derece rahat olsun. Bazen insanlar şeye kapılıyor tabii, ilişkilerin ilk 1-2 senesinden sonra. Ya çok iyi oldu bunu söylemen aslında. Bu gayet normal bir trend normal aslında. Normal. Dramatik çok düşüş yoksa tabii. Dramatik çok normal bir trend. Evet. Fakat bazı çiftlerde bu trend çok daha az. Hatta o düşüşü hiç görmüyoruz. İlişkisinin ilk 2-3 ayında eşinin derdiyle dertlenen çiftlerde bu mutluluk düşüşü olmuyor. Ya buna çok katılıyorum. Çok önemli. Şimdi şey anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla orada sanki anahtar bir şey. Bir de insan ilişkisinin başında hakikaten sinyaller arıyor. Evet. Yani hani uzun süre birlikte olabilecek miyiz? İyi bir ilişkimiz olacak mı? Partnerinin eşinin derdiyle samimi olarak dertlenmek yani... Olmaz.
ben bu işin içinde varım bak. Ben, yani ben de bu ilişkide olmak şunu istiyorum. Şunu istemem değerli hocam ben. Mesela bir sorun anlattığında kişinin ya bu da sorun mu tavrı çok rahatsız edici bir tavır. Aynen öyle. Buradan ele alıyorsan konuyu %100 katılıyorum yani. Olacak ki ya hakikaten kötü olmuş, hakikaten rahatsız edici olmuş. Gel beraber üzülelim de. Aynen ama belki biraz üzüldükten sonra bir çıkış yolu bulabiliriz. Kesin. Ama üzülme. Aman boş ver. Evet. O da dert mi dediğinde senin bütün hayat görgün ya da algınla ilgili bir küçümsenme durumu hissediyor. Yani bizim çalışmalarımızda gördüğümüz kilit bir şey o. Ben oraya yatırayım paramı. Hani ilişkinin ilk aylarında eşiniz ya da partneriniz sizin derdinize dertleniyor mu? Siz de aslında değil mi? Yani şöyle hem partner gerçekten karşıdakini değerde dertlenecek bir olarak görüyor mu? Anlatabiliyor muyum? Ve mutluyu da sevinen bir olarak görüyor mu diye. Benim bir öğrencim Gülbün şimdi İsveç'te. O sizin değer verme işine bağlanıyor mu zaten? Az tam da iyi taraflarıyla da mutlu oluyor mu? Kapitülasyon dediğimiz olay. Tabii, yani onun sevincini de ortak paylaşıyor mu? Aynı şey aslında. O zaman şöyle oluyor. Aslında bu romantik çiftler benlik kavramlarını birbirinin içine geçirmiş oluyorlar. Buna ait çok sayıda teori yaklaşım var. Dolayısıyla benlik dünyası, biliş dünyası, algı dünyası ortak olmaya başlıyor. Evet. Sen ben yok, biz varız olmuyor. Bu bizlik duygusu inanılmaz bir güç vermeye başlıyor. Ve bu bir Türkiye çok yaygındır bu. Ve inanın bu nasıl başladığından bağımsız bir şey. Yani görücü usulüyle evlenebilir, romantik evlenebilir. Tabii, eğer ondan bağımsız olarak eşler bu bizlik duygusunu ve Emre Hoca'nın anlattığı yani derdiyle dertleşme, sevinciyle mutlu olmayı anlıyor ve karşı taraf böyle algılıyorsa bu çok şey değiştirir. Hocam kadınların arasında o kadın kadına arkadaşlıklarda da bu oluyor gibi geliyor bana. Yani ben mesela bakıyorum ağlamaya başlıyor iki kadın arkadaş bir şey konuşurken falan. Sonra sen geliyorsun o kadar da ağlanacak bir şey görmüyorsun orada belki ama kadının sosyal desteğinde o derdi tam olarak hissetme var. Yani işte o Hülya Koçyiğit tepkisi biraz. Yani erkeklerde belki bu biraz daha az olabilir. Zaten bunun fizyolojik olarak da sanırım erkek beyninde bununla ilgili bölüm kadınınkinde 80'lerde çok klasik araştırmalar vardır. Hangi cinsiyetten arkadaşına gidiyorsun bir derdin olduğunda? Kadınlar kadınları derde göre de değişir ama erkekler de eğer varsa etraflarında kadın arkadaş mümkünse gidebilmek önce kadın arkadaşa gidiyorlar. Ben duygusal bir şey anlatacaksan bir erkek arkadaşım anlatmam zaten yani. Sonuçta onun varacağı yer belli. Ama kadın en azından seninle bir dertlenir yani. O çözümü önerecek gerçi ki ben onu, düşündüğüm tabii, bir şeyi önerecek sonuçta. Bir kısmı kültür ama tabii cinsiyet ilişkisi var. Yani bu yani kadınsılık özellikleri aynı zamanda yardımseverlikle, empatiyle, paylaşmayla, destekle ilişkili. İşte bu kültürler arası araştırmada Hofstede'in kullandığı bir erkeksilik, kadınsılık şeysi var. Herkes bunu şeyle düşünüyor. Maçolukla kadın öyle değil. Mesela kadınsılık tanımı orada hakikaten paylaşım açık mı, desteğe aynen var mı, yani daha çok zayıfı görüyor mu gibi özellikler. Bunlar kadınlara daha yüksek. Yani daha yardıma hazır, daha şey. Erkekler daha çok işte bizim böyle şey dediğimiz daha çok bağımsız, güce dayalı, hiyerarşi, başarı yönelimli. Rekabet olduğu için bu tür sosyal destek, duygusal destek özellikle konularında şey yok. Ama burada çok abartmamak lazım. Çok küçük farklar. Çok aynen böyle. Yani fark, yani grup içindeki fark, gruplar arası farktan çok yüksektir. Bu çekidik bir deyim oldu ama değişmez yani. Bu değişmez her zaman. Yani her erkek böyle değildir, her kadın öyle değildir. Muhakkak öyle. Yani genel fark da daha azdır genellikle. Katılıyorum hocam. Peki eş seçimiyle ilgili bir öneri var mı? Yani eş seçiminde. Gençlere sorun. Şimdiden Emre'nin bir önerisi olduğunu biliyorum. Çünkü bir araştırmasından biliyorum. Yani kişiler, mesela ben evlenmeyi düşünüyorum. İşte 2-3 yıl içinde evleneyim diyorum ama hayatımda biri yok. Örnek. Ve nasıl biri olsun bunu düşünüyorum böyle durduğum yerden. Nasıl biriyle evlensem? Bunun bir yol haritası var mı? Yani benim şu anda beklentime ilerideki eşimin uygun olması benim ilişki mutluluğumu ne kadar belirler sizce? Yani bu hayal, bu stratejiyi kurmak. Demin Emre dedi ki strateji işe yaramıyor dedi çünkü şeyde. Çalışmıyor öyle. Şöyle İlişkilerde şimdi, nasıl görüyorsunuz? Ya idealleştirme, yüksek beklenti her zaman risktir. Bu değişmez bir şey yani idealleştirme. Ama şöyle bir dinamik var. Şimdi bir kere insanın evlenme baskısında olması büyük bir yanlış. Yani insanın gerçekten de iyi hissettiği, yanında rahat hissettiği ve onun varlığında mutlu olduğu bir durum varsa çok iyi bir işarettir. Hani madem bir işaret istiyorsun hemen onları çok önemli söyleyeyim. Bu yani vardır. Evet, evet. Ondan sonra da bakmak lazım. Şimdi bizim bu evlilik ya da romantik ilişki, yakın ilişki doğası gereği
değişim ilişkisi değildir. Yani bir karşılıklı, o bana bunu kattı, ben bunu... Fayda ortaktır burada. Yani denk bütçeyle girilecek iş değil. Değil, denk, aynen. Çok güzel. Denk bütçeyle girilecek iş değil. Değildir bu. Yani öyle bir hesap burada yürümeyeceği için ve doğası gereği de olmayacağı için. İnsan, ama burada birkaç da altın kural var. Ben hep şunu anlıyorum. İnsanın gerçekten ön yargısız olması, vicdanlı olması, kendini dinlerken karşıdakine gerçekten samimi olarak bakması gibi özellikler çok daha iyi kriterler bana göre. Yani eğer ona bakmaz da karşıdaki insanın işte belli özellikleri olması lazım, benim standım bu diye bakarsa, yani kendi bencil bakışını sınırlayarak bakarsa aslında yolunu daraltıyor aslında. Bu çok önemli bir özellik. Dolayısıyla bu ön yargısız bakma ve iyi dinleme. Yani o yüzden başta konuşuyorduk. Ben bu sene de işte yakın ilişkiler dersi veriyorum bizim lisansüstü öğrencilere. Orada ilk defa makalede bana bildiğiniz bir şeydi ama rakam görme hoşuma gitti. Amerika'da yapılan çalışmalarda evlenen çiftlerin %71'i daha önce arkadaşmış, karşı cins arkadaşı. İşte üniversitede bu arkadaşlık evliliğe dönüşüyor. Bu kadar, %71 çok yüksek çok bir oran yüksek. Hocam. Çok yüksek ama çoğu da böyledir aslında. O yüzden bu paldır küldür aşk hikayeleri pek doğru değil. Çok doğru değil, çok doğru az değil. Öyle. Onların da uzun sürmediği çok bilinen bir şey. Yani çok şıp sevdi olanların bizden de çok fazla uzun sürmüyor. Ya da çok farklı. Şimdi eğer berabersek tabii ki o bir sürü faktör var. O konulara girmeyeceğiz tabii ki. Hani benzerse, aynı yerden gelmişse falan filan. Bizim şemalarımız uyuyor muhtemelen. Ama insanların fark etmeden yaşadığı bir testte onun duygu doğal olarak değişiyor da karşılıklı hale geliyorsa, bu karşılık dengeliyse bu iyi bir işaret bence. Hocam karşılık çok dengelilik. Nabzı düşük bir şey tanımama bu. Çok nabzı yüksek adına. Değil yani. Değil yani bu işte bizim şey, o yüzden ben bu zaten çok iyi söyledim. Evet, bu, o yüzden ben makaleyi şey ettim. Çünkü gençler için şöyle bir şey var. Yani gideceğim bir yerde pat diye karşıma çıkacak. Ya tabii, tabii. Filmler görmüyor. Ben tabii. Çarpışacağım. Çarpışma hikaye. Onun çantasını alırken bakacağım. Evet. Oradan işte bir çekim olacak. Bu bizi işte 10 gün sonra nikah masasına götürecek şeysi gerçek durumla binişmiyor aslında. Yani Yeşilçam, Hollywood, şarkılar, şiirler, klipler, bütün edebiyat bu adı üzerinde edebiyat yani. Evet. Bu gerçek hayata bunu uyarlamayalım diyorsunuz çok da. Ama gerçek hayatın gerçekçiliği de o kadar soğuk değil. Onu söylüyorum. İnsanlar birbirini seçip de özel hareketten sonra idealleştirmeye başlıyorlar. Hakikaten beyaz atlı prens ve prenses şeysi başlıyor. Bunun çok araştırması vardır. Çok yani güzel bir şey. Ondan sonra o benim için yaratılmış, o benim için varmış zaten. Olumlu yanılgı, olumlu yanlık diyelim buna. Olumlu yanlı algı aslında yüceltmeye başlıyor. Yani iyi ki karşılaşmışım. Hocam ben en coşkulu tanışma hikayeleri görücü usulü evliliklerdeki tanışma hikayelerine dönüyor zaten bir süre sonra. Orada hiç niyetim yoktu. İlk gördüğüm anda şöyle falan bir zaman gibi. Şimdi heyecan iyi bir şey aslında. Şimdi görücü usulünde zaten hazırlık varsa, heyecan da varsa heyecan zaten insanın başkasına tutku için hazırlıyor. O da iyi bir şey aslında. Çok tabii, iyi kredi. Çoğu kültürde bu var zaten. Hazırlanıyor tabii. Bir de aslında bu işte ne bileyim bir ruh eşin vesairenin olmadığının da aslında göstergelerinden biri. O heyecanın fonksiyonu ne? Senin kafan sağa sola gitmesin. O heyecan senin o insanla böylece. Nebi Hoca'nın bahsettiği bağ kurmak çünkü zaman isteyen bir şey. Tabii. Evet. O odağı korumanı sağlıyor o heyecan. O ilişkinin dönüşümüne kadar sizi bir yerde bir arada bağı kurdun, tutuyor. Kurdun. Kurmadın bitecek. Tabii, heyecan bitiyor. Devam etmeyecek. Tabii heyecan azalacak. Doğası gereği azalacak. Ya benim aklımda şey not aldım. Onu da belki izleyicilerimize paylaşalım. Nebi Hoca çok önemli bir şey söyledi. Dışsal faktörleri mutluluğun ve içsel faktörleri diye. Evet, tamam. Şöyle ben de kafamdan şöyle bir yüzdeler çıkarmaya çalıştım çalışmaları düşünüp. Şimdi dışsal içsel faktörlerin çoğu doğuştan geliyor. Evet. Tamam, mutluluk %100 desen, mutluluğun %50'si oradan geliyor. Hazır ona var. Yapacak bir şey yok. Yani hazır ya var. Orada yükseğiz ya düşüyüz. O işin biraz piyangosu. Yani keyifli güler yüzlü birisin ya da değilsin. Ya da değilsin. O yüzde. Bir %10 kadar hayat şartlarından geliyor. Orada da biraz fazla gibi o sanki. Belki 20 veririm ben abi ona. Yani onu mu kuracağız? %20 %20 15 yani ortada oraya yaklaşıyor. Orada oluyor yaklaşıyorsun. Balkanlara mı gibi bir şey o hayat şartları da yine 20 vermedi bari. Fark ettim hocam. 15'e fazla. Hocamızı kıramayız. O da yine çoğunlukla etkimizin az olduğu işte makro faktörler. Aynen. Hangi ülkede doğmuşsunuz vesaire. Geriye kalıyor
Benim hesapta size çok güzel %40 ayırmıştım. Hocam %5'ini kesti. 35 oldu. Koca bir %35. Doğru. Sizin yani, hayatınızı nasıl şekillendirdiniz? Sen 35'i öyle bir kullanırsın ki şimdi yine oradan biz. Aynen öyle. Yani işte bahsettiğimiz ilişkiler veya aynen, işte hayattaki anlam yüklediğin deneyimler. Bunlar ya, hayatla nasıl haşır neşir olacağın. Burası bizim kontrol altında olan. Romantik ilişki 35'in içinde. İçerisinde. Hı, kontrol edebildiğimiz yani, yerde. Tabii. Nasıl bir insanla birliktesin? Dolayısıyla orada bir hareket alanımız doğru, var. Yani doğuştan bir piyangoyu belki kazanamamış olabiliriz ama iş bitmiş değil. Evet, orada evet, ciddi bir hareket alanımız var. Evet. İlişkiler de bunlardan. Bu şey demiş, doğuştan bu dayanıklısı. Hakikaten doğuştan mizacı, mutlu olmaya yatkın, dayanıklı yüksek mizaç var hakikaten. Kendi evet, olumluluk içerisinde bulursa bu inanılmaz bir işten aynen, gelen güç oluyor. Bu ama aynı mizacın biraz şıpsevdi olması da mümkün olabilir belki. Yani mizac tek bir olumlu özellikle değil, tabii, ömür boyu değil, seni rengarenk bir tabii, dünyada yaşatmayacak. Daha önce konuştuk ama işte bu bizim işte çok çalıştığımız bağlanma teorisi. Hı. Bunları çalışan teori başında. Yani hakikaten farklı güzelliklerden gelmiş olursun. Erken dönem şeyindeydi ama çok iyi partnerin oldu. Bu bir sürü güvensizliği telafi edebilir. Öyle evet, çok şey var. Anlatıyor muyum? Şans o da. Mesela bazı insanların iyi insanlarla karşılaşmış olması büyük bir şanstır. Öyle dua ederler zaten tabii, ya büyükler. En önemli tabii, dua. İyi insanlarla iyi karşılaştırsın da. En önemli çok, dua bence tabii, bu. Kesinlikle. Yani kesinlikle, bugün hikayeden de çıkan tabii, sonuç. Tabii, benim tabii, de iyi insan. Duam odur i̇yi yani her zaman. Karşılaştır. Sevdiklerim evet, için. Peki Emre Hocam sana da sormak istiyorum. Şimdi evlilik kıyısına gelmiş biri için bir hayal, bir strateji, bir beklenti gibi koymasak adını da. Hı hı. Şu konuya dikkat edin diyeceğim bir şey var mı? Sanırım senin var bir tane. Ben senin yerine cevap vermek istemiyorum. Lütfen merak ettim benim yerime ne cevap vereceksin. Yani bu hayat görüşü ve dini sembollerle kurulan ilişki, dindarlık gibi bir konunun yakınsa birbirine biraz daha ilişkinin doyumunu arttırdığıyla ilgili bulgun vardı. Benzerlik ilişki doyumunu arttırıyor. Onu hı-hı, net olarak söyleyebiliriz. Yani dindarlıkta benzerlik sadece olabilir, tabii, hayat görüşünde tabii, benzerlik olabilir. Hı-hı. Bir tek yer arttırmadığı yer söyleyeyim, kişilik özellikleri. Oraya çok fazla takılmamak lazım. He, anladım. Kişilik özelliklerine benzerliğin doyuma çok etkisi yok. Ama hani, sıkıcı da yapabilir o biraz. Aynen biraz sıkıcı da yapabilir. Yani zıt kutuplar birbirini çeker hikayesinin veriye karşılık bir tarafı yok, yok diyorsun yok, yani o hikaye. Olmaz. Ama demografik özelliklerde geldiğin sosyoekonomik statü, dindar olup tabii, olmadığın, dünya görüşün vesaire burada benzerlik nerede okudun, nerede büyüdün ilişki doyumunu etkiliyor. Etkiliyor. Peki. Fakat şunu da bir not edeyim. Ne, beklentine uyup uymadığı etkilemiyor doyumunu. Yani evlilik öncesi bir beklenti setin var diyelim. Hayat karşına öyle ya da böyle bambaşka sette birini çıkardı. Bu çok kritik bence işte. Bu çok kritik. Beklentilerime, kriterlerime uymuyor. O yüzden dışarıda doyumum az olur. İnanışı yanlış. Yanlış. İnanış yanlış. Aynı şey aileler için de geçerli belki. Yani çocuğun için uygun gördüğün eş adayıyla ilgili o kadar iddialı ve sert olma. Aynen yani öyle, o oraya varıyor. Aynen. Peki şimdi diğer bir kritik konuya gelelim değerli hocalarım. Hayatta alanlar mı daha mutludur, verenler mi gibi bir soru vardır ve önemli bir konu bence. Biz yardımsever bir toplum olduğumuza ben inanıyorum ya da öyle düşünüyorum. Zor zamanlarda bir araya gelme becerimiz yüksek. Evet. Keşke zor olmayan zamanlarda da bir araya gelsek ki zor olan zamanımızın sayısı azalsa diyoruz ama hayır yine de burada bir yardımseverlik özelliğimiz sanırım nispeten diğer çok toplumlara güzel, göre danışmamız yüksek. Peki bir de alan var. Her şeyi isteyen. Hangisi daha mutludur sizce? Yardımseverliği mutluluk üzerinde bir etkisi var mı? Ya, olmaz tabii, mı? Tabii, yani olmaz bu, mı? Yani çok insanı yani bu sosyal psikoloji işte farklı tartışmış bir konu biliyorsun. Yani acaba bu yardım etme ya da verme aslında özünde bencil bir şey mi? Hı hı. Yani gerçekten işten gelen bir yardım mı yoksa iyi hissetmek için bir çıkar mı var aslında? Kendim için mi yapıyorum? Yardım ettiğim için. Için. O tartışmadan bağımsız olarak kesinlikle vermenin inanılmaz bir etkisi var. Bir şey söyleyeyim. Hakikaten çok iyi söyledin. Bizim toplumumuzda bu çok yüksek. Bak hı hı, 6 Şubat depremi olduğunda evet, bölge tıkandı. Evet. Gidemedi araçlar. Yani yardım, o yardım gelenlerin bazılarını hiç unutmam ben. Yani 4 tane oradan arkadaş, bunlar sanayide tamirci, sırf orada çalışan dozerlerin egzozunu yapmaya gelip şey kurdular. Ya, tabii çok böyle önemli. Kardeşim diyor ya. Örnek örnek var. Görmüş. Yani bu inanılmaz bir şey. Doğru, yani çok özel. Bu bunlar kendisi için oraya gitmiyorlar. Tabii ki yardım etmek için gidiyorlar. Yani ben iyi hissedeyim diye giden yok. Dolayısıyla içten veren her zaman için daha mutludur. Evet. Ama sosyal destek bunun genel şeması. Anlatabiliyor muyum sosyal? Sosyal destekte şöyle bir şey var. Yani gerçekten insanın ihtiyacı olduğu alana insanı kötü hissettirmeden vermek
en mutlu eden şeydir. Çok bağırmayacağız evet, yani. Yani eğer alan kişinin durumu var ya işte arkası televizyon kamerasıyla yardım etmeye kapı kapı verdiği geliyorsa neler o verenin vermesi mutlu etmez. Orada yani, ona dönüyor. Evet, yani, dolmuşum bakalım. Sağ el sol eli görmeyecek. Görmeyecek tabii. Sağ evet, yani, yardım evet, meselesinde. Sağ, yani, oraya bir küçük detay eklemek istiyorum ama şu da önemli. Yani toplumda model olan insanlar belki yardım davranışlarını arttırmak için gösterebilirler. O da ayrı bir konu tabii ki. Yani bunu kendi PR'ını ya da reklamını yapmak için değil de bir yardımın nasıl yapılabileceğiyle ilgili model olan insanlar yardım davranışlarını belki yine ya, gösterebilirler. Kriter biraz. Şu ya, bence bu ilişkilerde ben çok basit bir kriter kullanırım. Kötü hissettirmeme kriteri. Evet. Yapılan bir şey başkasını kötü hissettiriyorsa, ezik hissettiriyorsa, eşit değil hissettiriyorsa, bir şey kuruyorsa bu iyi bir şey değildir. Yani şunu ben bahsediyorum hocam. Şey. Hani evet, böyle Allah göstermesin bir daha deprem sonrasında yardım toplanıyor ya ama o yardımın gittiği işte Cengiz diye Yusuf diye biri yok. Toplanıyor ve insanlar çıkıp ben yardım ediyorum, ben yardım ediyorum tabii, diyor. O, anladım, o. Ve bu hareket evet, artarak büyüyor. Tabii, bu iyi bir yardım. Tabii. Bu Nebi Hoca'nın söylediği, biz işte öğrenciyken gurbette bir abimiz vardı. Bahçeden topladıklarını bize verirdi. Yani büyük güzel bahçesi vardı. Bir gün böyle şey kara lahanaları doldurmuş. Size çok güzel kara lahana yaptım. Markete gitseniz 20 dolara ancak alırsınız. Dedi. Bunu yapma diyor. Aynen öyle. Yani, çok güzel abi. Anlatabiliyor muyum? Ben şimdi Karadeniz'e bağlayacağım diye düşündüğüm bir fıkra geliyor. Sen bir kara lahanayı diyeceğim ama. Mehmet Hocam hep sen soruyorsun. Bir soru da ben sorayım mı? Buyurun. Şimdi madem hakikaten araştırma bunu gösteriyor. Yardım etmek sadece yardım edilen zaten mutlu. Bir derdi tasası çözülmüş oluyor. Yardım edeni de mutlu ediyor. Çok güzel. Peki niye yardım istemekten bu kadar çekiniyoruz? Niye yardım istemekten imtina ediyoruz? Yardım istemekten aslında şöyle. Yani oradaki yardım istemek güçsüzlüğün ilanı. Yani ben bende olmayan bir şey istediğimde bende neden olmadığıyla ilgili de bir sorgunun içine girmek durumunda kalıyorum. Belki yardım istemekle ilgili yardım istemenin güçsüzlükle ilişkilendirildiği bir kültürel yapı belki buna neden oluyor olabilir. Bir şey de araştırmanın gösterdiği şu, yardım istediğimiz kişiye yük olduğumuzu düşünüyoruz. Yani. Halbuki araştırmalarda gördüğümüz yardım etmek mutlu eden mutlu bir eder. Şey. Ha, tabii canım orada zaten denklem yani, yanlış kurmuş oluyor. Orada bir denklemi yanlış kuruyoruz, bir yanılgımız var. Yardım istemek sanki kişiye öbür kişiye yük olacağız, onların başına bir iş açacağız. Zaten oysa ki onlara büyük bir fırsat, manevi fırsat vermiş oluyoruz. Aynen öyle. Oysa ki onlara mutluluk bir fırsatı vermiş oluyoruz. Güzel o gözle şimdi. Düşünmek lazım yardım isterken. Bu kadar çekinmemekte fayda var. İsteyenin bir yüzü kara. O kadar. Bravo. Peki yardım etme mekanizması üzerinden hocam. Almanın diğer tarafa geçersek almak konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani çok böyle ne denir ona arzu isteği çok olan... Ne denir ona bir şey derler ya işte sürekli isteyen kişiler. Evet. Hep bana. Hep banacılar. Bu kişilerin mutluluğu mümkün mü? Ya da yani isteyerek kolay yoldan elde edilmiş şeyler belki. Çaba sarf etmek yerine. Yani şöyle hep banacılık bazen şu şekilde kendini gösteriyor. Yani işte ne bileyim bir radyo kanalı açacaksın. Abi en sevdiği şarkıyı bulana kadar şey yapıyor. Döndürüyor. Yani güzel idare eder bir şarkı bul. Yani onu dinleyip gidelim yolumuza bakalım. Ya da bir kazak alacak. Abi piyasadaki en iyi kazağı alana kadar bütün mağazalar dolaşılıyor. Dolaşılıyor. Buna azamicilik diyoruz. Şimdi azamiciliğin nasıl baktığına bağlı. Mesela azamici olanlar hakikaten maaşları daha yüksek. Tamam mı? Yani eğer işe ekonomik olarak bakarsan... Ekonomik olarak, finansal olarak daha iyi işlerde çalışıyor. Çünkü sürekli arıyor. İşlerinde ama daha az mutlular. Anlatabiliyor muyum? Yani sürekli arıyor zaten. Sürekli işte, yani. Arıyor. Yetinmiyor yani. Arkadaşlıklarında azamici olanlar. Arkadaş sayıları daha fazla fakat arkadaşlıklarında daha az mutlular. Derinlik düşük. Çünkü biraz yüzeysel belki. Daha fazla keşkeleri oluyor. Keşke onunla arkadaş olmasa öbürüyle arkadaş olsaydı gibi. Yani azamiciliğin... Sonuç odaklı bakarsan daha fazla alıyorsun. Süreç odaklı bakarsan daha az mutlusun. Evet, çok diyeyim güzel. Ben izleyicilere yani bırakayım. Talepkar olmakla isterler. İlgili aslında biraz. Evet. Mesela ben istemeyi de o zaman birazcık kendime yakıştırıp bilmem lazım. Yani talepkar da olabilmek lazım ama yardımseverliği daha yüksek boyutta tutup bir yardım alma durumumda da burada
yardım alma hakkımda kullanmamda fayda var gibi o konuda da şey. Şimdi hocam bütün bu mutluluk duygularla ilgili hep artık bir teknoloji üzerine konuşmaya başladık işte. Ben artık işte yapay zekayla hakikaten çok garip bir şey ama birçok problemimizi çözüyoruz. Analiz yapıyor. Şimdi ben doktora öğrencimle dün bir aradaydım. İnanılmaz zorlandığımız bir şey var. Şöyle bir şey size söyleyeyim. Siz mesela bu işin üstadları var önünde. 6 seanslık bir depresyon tedavisi uyguladık. Ve depresyonun kesme puanının biraz üzerinde kaldık. Ama temel hedefimiz davranışsal aktivasyondu. Onu sağladık. Dedik ki nasıl olsa depresyonun temel puanı da düşer. Fakat ben dedim ki 6 seansta bu kadar düştüyse 12 seansta ne kadar düşerdiğiyle ilgili bir fikrimiz olsun. Bunu bir analizini yap. Dedik hocam nasıl yapacağım ben bunun analizini? Ya böyle bir analizim var. 6 seansta bu kadar olduysa işte kişi sayımız da 30, bu kaç olurdu? Gerçekten varmış öyle bir analiz ve işte ekonomistler kullanıyormuş vesaire. Bunu nereden öğrendik? Yapay zekadan öğrendik ve bize bu analizi yapıverdi. Şimdi mutlulukla teknoloji arasındaki iş, bu kolaycılık, kolay yoldan ulaşmakla bizi atalete mi sokacak? Yoksa uzun vadede mutsuz mu edecek? Yoksa o işlerimizi biri yapsın, biz de keyfine bakalım bu hayatın gibi bir... Nasıl görüyorsunuz teknolojiyle mutluluk ilişkisini? Vallahi bu zor, zor bir soru tabii zor ki. Bir ben soru. Şimdi burada şey gireceğiz, yok. Artık spekülasyona gireceğiz. Tabii, evet. Öngörü. Veri çok az çünkü bu konuda. Evet. Çok daha yeni bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani bu çok tartışılan bir konu. Yani bu işte makine öğrenmesi ve yapay zekanın ulaştığı boyutun müthiş bir insana zaman kazandıracağı açık. Anlatamıyorum. Ve bunu herkes bilinen bir şey. İşte meslekleri değiştireceği açık. Yöntemimizi değiştireceği çok açık ama... Benim görüşüm daha olumlu tarafta, daha iyimser bakıyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bizim aslında farkında olmadan yaşadığımız yeni bir devrim var. Bu bilgi devriminin yeni bir aşaması. İçindeyken hani işte balık suyu bilmez, bilmiyoruz şu anda. Bunu yaşıyoruz şu anda. Yani bu temel bir dönüştürücü faktör olacak muhtemelen dünya için. Sanayi devriminde olduğu gibi. Çünkü çok temel bir değişime yol açıyor. Bu değişim içerisinde biz yeni konumlandırmaya gireceğiz orada. Söylediğin gibi şimdi istatistik analizlerini çok iyi yapıyor. Yani bir yapay zeka başka iş yapıyor ama biz... İyi yapıyor mu hocam hakikaten? Hiç denediniz mi? Ya, tabii yaptın. Yani bir sürü şeyde çok başarılı ama... Yani çek ettiniz mi ne kadar doğru yaptığını? Çok program var başarılı. Yani veriyi bir program verirsen yapıyor. Çok şeysi. Yani çok başarılı. O konuda sorun yok. Ben bizzat yapmadım ama... Yapmamış. Yapanları biliyorum. Geçen bir tane uzun sohbettir. Olay şu. Şimdi... Bunun mantığını bilen, bunu doğru kullanan, anlayanlar için büyük bir fırsat sunduğu için aslında inanılmaz bir mutluluk kaynağı olacak ileride. Çünkü insanların çok işlevli olması, başka anlara daha çok zaman ayırması mümkün olacak. Mesela son 20 yıldır Avrupa şunu tartışıyordu. Biz çalışma gününü hafta 4 gün yapalım mı? Ciddi bir konuydu. Hatta birkaç ülke. Evet hocam yapanlar oldu. Denemeye başladılar. Mesela bunun en büyük engel şuydu. Yani bu iş gücü piyasasında nasıl etki olur, ekonomiye nasıl etkisi olur diye tartışılıyordu. Tabii. Mesela yapay zeka buna büyük cevap verdi. Ben yerine geçerim. Dolayısıyla insanların anlam aramak için diğer değerleri önemli olmaya başladı. Yani bu işten çalışmanın zaten biliyorduk konuyu. Yani psikolojik ikincil kazancı ekonomik gelirin daha yüksektir. Yani bir sürü işin. Şimdi bu tür dengelere yeni bir faktör eklenmiş oldu. Dolayısıyla bilgi toplumunda bunları anlayan, doğru kullanan, iyi bilen insanlar büyük avantaj sağlayacaklar. Bu şuna benzetiyorum ben. Yani biz nasıl psikolojide işte öz düzenleme becerisi iyi olan insanların genel olarak psikolojik olarak işte iyilik halleri daha iyi, daha başarılı olabiliyorlar öz düzenleme. Onun gibi yani bu tür becerilere sahip olanlar da daha başarılı olacaklar. Ama ben şöyle bir şey görmüyorum. Yani bunun hep kötü tarafına bakıyorlar işte bu yeni çıkan kitaplardan. Eğer bizi kontrol eden robotların yöneteceği bir dünya. Yani böyle bir şey yok aslında ama her bu yenilikte olduğu gibi regülasyon gerekiyor. Çünkü bunun kötüye kullanımının riski olduğu için. İşte hatırlarsınız iki defa klonlama yapıldığında Dolly vakası sana çok korkmuştu. İşte genetik mühendislik insanları ne yapar diye. İnanılmaz bir gündemdi. Ama 70'ler 80'ler bu. 50 bir şey de olmadı. Yok. Tabii. Hatta daha iyi oldu. Şimdi olmadı. Mesela çoğu genetik hastalık çözülmeye başlandı onun sayesinde. Yani bu da aslında geçici bir korku.
Bunun uluslararası regülasyonları düzenlemesi yapıldıktan sonra çok olumlu bir yere gidecek. Yani bir sibernetik isyan beklemiyorsunuz efendim? Siz. Yapay zekanın bir isyanını beklemiyorsunuz. Yok yok. Yani şöyle insanın kendini geliştirdiği bir şeyin kendi aleyhine olması riski ama şu var. Yani bu çok makro bir konu. Yani Emre Hoca'nın dediği gibi bir spekülasyon yapacak olursak bu işte çok uluslu şirketler, onların gücü, diğer dengeler, ulus devletlerin görece zayıflıyor olması bu nedenden dolayı gibi dinamikler bizim sosyal hayatımızı, ilişkimizi, aidiyetimizi bir sürü faktör etkileyecek. O yüzden ben buna bir çağ diyorum, yeni bir çağ. Hocam bunu, Elon Musk bunu kendisi diyen, bir faktör orada zaten. Tabii, yani buna bir yeni çağ diyen, yani nasıl yeni çağ, yakın çağ diyoruz, buna yeni çağ diyen çok farklı. Yani bu etki de sırf psikolojik değil, etkileşimsel bir etki. Yani bütün sistem etkilediği için psikolojik etkisi de olacak buraya. Ama bu etki ben insanların korktuğu kadar olumsuz bir etki değil, iyi kullanıldığında olumlu bir etkiye dönüşecek. Zaten dönüştü bile şimdiden baktığımda. Dolayısıyla korku, korkuyu yerine potansiyel olarak görenler avantajlı hale gelecekler. Ya bir şöyle var, bir kere çok büyük zaman kazandıracak. Yani ben inanamadım işte bizde çok sevdiğimiz bir hoca var, bilgisayarcı Onur Hoca. Ama psikoloji bölümünde direkt bizde de çalışır. Ona ben şeydim, bizim çektiğimiz anne çocuk videoları var, bir sürü videolar. Ve biz bu videoları işte Emre çok yaptı, kodluyoruz ve çok zaman geçiren bir şeydir. Dedim ki Onur Hoca, ya bizim bu makine öğrenmesini göstersek bizim videoları dedim kodlayabilir mi? Yani bir belli şeylere bakıp. Hocam zorlanır ya. Zorlanır. Yapar dedi. Yani yapar. Bana biz, tabii Onur Hoca'yla denedik. Tabii yani bahsettiğim bana zaman kazandıracak. Romantik çiftleri işte çağırıyoruz laboratuvara, anlaşmazlıklarını konuşuyorlar. Biz de onları kodluyoruz. Hocam yapamaz ya. Duyguyu yapamıyor ya. Yani yapıyor mu? Çiftlerin birbirine ne kadar duyarlı davrandığına ilişkin kestirimleri ilk birkaç denememiz ama bunu şimdi izleyicilerimiz mikroyüz ifadeleri kesin bulgu olarak şey yapmasınlar, düşünmesinler. Birkaç çifti denedik sadece. Fena değil. Fena değil. Mikroyüz ifadesi okuyabiliyor yani, mesela. Ama şunu söyleyeyim, unutmayalım. Yani bu konuda müthiş tabii araştırmalar var. Benim alanım değil ama takip ettiğim kadarıyla yapay zekanın insanın geçemediği bir alan var. O çok önemli. Bakın bu. Şimdi yapay zeka analitik düşünmede, bilimsel düşünmede falan insanı eşit ya da geçebiliyordu bazı durumlarda. Ama sezgisel düşünmede bizim kültürden, kökenden aldığımız ve hissiyat İşte ense kökümüzle ilgili ense, tarafta bu, daha bu, iyiyiz. Bunu da geçemiyor. Yani sezgisel düşüncede İnsan her zaman yapay zekadan daha üstün. Dolayısıyla insan kendi yarattığı şeyin kölesi olacak korkusu çok gereksiz bir korku. Ama mutlaka bu bahsettiğim düzenlemelerin mutlaka yapılması gerekiyor artık. O aşamaya geldik. Yani bu da yapılacaktır. Çünkü bütün konferanslarda falan bunlar konuşuluyor artık. Muhtemelen gelecek de. Yani Türkiye'de bile birçok yapay zeka motoru oluşturuldu. Evet. Bu tabii ki bir kontrolünün sağlanması şu anda mümkün değil artık o. Ben teknolojiyle ilgileniyorum diyen herkesin bir çabası ya da bir girişimi olabiliyor. Türkiye'de de var mesela, Cerebellum var ve çok dikkatli giden bir firma bu. Dünyanın da en büyük 500 firmasından bir tanesi. Erdem Hoca bize konuk da olmuştu. Hatta benim kendi kendimi konuk almamı sağlamıştı. Yani benim bildiğim her şeyi biliyor. Ben soru sorduğumda ve Şakiroğlu cevap veriyor. Hem kitabımı biliyor, tabii hem de önceki televizyon yani programlarımı biliyor. Emre'nin araştırmalarını okuyor. Emre Selçuk'a gerek kalmıyor. Soruyorsun, Emre gibi cevap veriyor. Ama Emre Selçuk'un onun önce üretmesi lazım ki bu. Yani bu dayandığı sistem var olan bilgiyi tekrarlamaz. Yani var olan bilgiyi çok hızlı okuyup bize özetliyor aslında. Ama onun olması lazım. İşte onu diyorum ama şuradaki durumun onunla sağlanması mümkün değil. Çünkü Emre Selçuk bizim için bilgisinden çok daha fazlası. İşte çünkü deneyimi, oturuşu, kalkışı, bakışı, konuşması, o an için neyi söyleyeceği, neyi aldığı, bugünün nasıl bir gün olduğu, işte birçok faktörü aynı anda değerlendiren bir zihinsel yapıya sahip. Kuru bir bilgiyi atmak gibi değil. O yüzden daha vakit var gibi geliyor ama sibernetik isyan bence hocam çok ihtimal dışı değil gibi görüyorum. Çünkü kötü insanın doğaya zarar verdiğine inandıran bir gelişim sistemi, insanlığın doğaya zarar veriyor olması, birbirine zarar veriyor olması açısından kafası karışabilir gibi geliyor. Ben o kadar karanlık bilmiyorum. Mesela bu işte çevre iklim konusunda çok konuşulmuştu. Mesela uzun süre karşı çıktılar ama insanlar işte gerçekten de aslında 3 derecelik ısınmanın 2050'de değil de 2030'da olacağına inandığında çoğu hükümet kabul etmeye başladı. İmza bile attılar. Birkaç tane mesela geçen işte Azerbaycan'ın toplanan grup uluslararası olarak işte fosil enerjisine son şeysinde evrensel bir uzlaşıya varıldı.
Yani bu insanlar çok kritik durumlar geldiğinde anlaşabiliyorlar aslında. Bence evet. Yani bu geçici durumdaki çatışmaları, kutuplaşmaları, kötülükler bakıp da hep böyle olacak diye bir karamsarlığa girmeye gerek yok. Bence de yok. İyi şeyler dönüşecek bence. Bu da öyle bir şey. Yani yeniliğin böyle bir şeysi vardır. Hani korkutur ilk baktığında ne olacak ya. Diye. İşte ilk şey çıktığında, makine çıktığında işte örgü şey makinesi, işçiler onları kırmışlar biliyorsunuz. Düşünme özellikle. Bu da öyle. Yani şimdi veri bilimciler için büyük bir tehdit aslında. Yani daim veri bilimciler. Bir kısım doğru, iş tabii. Elemine olacak. Burada tabii, kritik tabii. Olan hani makro düzeyde kritik olan şu, yeni geçtiğimiz hayat düzeninin demokratik olmasını sağlayabilecek miyiz? Yani 4 gün çalışmaya düştüğümüz zaman kimimiz için o bir gün bir sürü güzel şeyin peşinde koşabildiği, kimimiz için aç geçirdiği bir günse orada evet, sıkıntı yaşayacağız. Şüphesiz tabii ki en önemlisi yani, o. Yani regülasyondan anladığım kadarıyla Nebi Hoca'nın kastettiği somut örnek bu. Yani evet, bizim bu geçişi yaparken bunu demokratik ve adil bir şekilde yapabiliriz. Tatilimiz 3 gün. Hadi Kıbrıs'a. Keşke öyle yaşıyor olsa herkes. Onu yapabilmemiz lazım. Sosyal mesela, herkese sosyal para verme. Bu İsveç'te tartışılan bir şey. Evet, temel gelir. Temel gelir denen bir şey. Mesela bunu telafi. Temel gelir verelim. Çalışan bağımsız olarak onun üstüne insanlar çalıştıktan parasını alsın diyorlar ve muhtemelen bu hayata geçecek. Çok evet. Uzun olmayan bir zamanda. Birkaç denendiği yer var. Evet. Amerika'da da birkaç yerde denenmiş. Sonuçlar fena değil. Yani bir korku temel gelir de şu. Biz insanlara temel gelir verirsek tamamen bırakırlar çalışmayı. Örnekleri var. Evet ama yani toplamda öyle bir şey. Yani ortalama da öyle bir şey görünmüyor. Tabii ki bazı insanlar öyle yapabilir ama sosyal olarak bir yük getirecek gibi bir durum en azından küçük denemelerde görünmüyor. Hocam teknoloji mutluluk ilişkisini size de sorayım. Tabii hocam. 14 aylık bir tatlı çocuğu olan biri gözüyle de cevap vermekte fayda var tabii. Onu ne bekliyor acaba diye bir şeyiniz oluyor mu? Yani nasıl bir hayat olacak 30 yıl sonra mesela? Hiç düşünmedim. Yani şu hoşuma gidiyor. Yani daha fazla yani bilgiye daha rahat ulaşabilecek. Yani, tabii o kesin çıktı. Şüphesiz çok büyük. Kuponla bir... gazeteden ansiklopedi alınan dönemde büyüdüm ben. Tabii canım. Yani o bütün bilgi onun önünde olacak. O çok çok farklı bir şey. Yani orada çok heyecan verici bir şey var. Bence yani ben de optimist taraftayım. Hani psikoloji konuşuyoruz bugün. Mesela psikoloji uygulamalarına ilişkin çok enteresan işler yapan şirketler var. Bir örnek vereyim. Yaz süreci. Sıkıntılı bir süreçtir, zor bir süreçtir. Ve bu yaz sürecinde kaybettiğin insanla konuşabilme şansın var artık. Evet. Mesela bir şirket bunun üzerine çalışıyor. Evet, yani eğer işte okeysen sen, eşin hayattayken sen ve işte eşin işte sohbetlerinizi, birlikteliklerinizi, ritüellerinizi veriyorsunuz. Ve işte biriniz gittiği zaman hani makine onu hatırlatacak şeyleri size geri veriyor. Aynı ses tonuyla aynı şeyle konuşuyor. Tabii konuşuyor yani o kişi karşınızda hala. Bunlar heyecan verici, olumlu süreçler. Bence dönüşümü adilane yapabildiğimiz sürece ben şeyim, optimistim diyeyim, susayım. Peki bir sorum daha var. Bu kritik bir soru olduğunu düşünüyorum ben bunun. Özellikle çocuk yetiştirmede. Şimdi artık biz şunu çok fazla görüyoruz toplumda. İşte liyakatla bir yere gelen ve shortcutlarla, kısa kestirme yollarla bir araya gelen. Mesela insanlar hangi mesleği yapıyor olursa olsun fırsatını bulursa müteahhit oluyor Türkiye'de ve bir inşaat yapıyor. Bunu fırıncı da yapıyor, kuyumcu da yapıyor. Akademisyen de yapıyor yeri gelince. Var mı? Akademisyen girdin mi? Benim var bildiğim akademisyen. Ha inşaat. Senin bina mesela, senin değil yani. Ben sen yapmadım. Girmedin. Ben yapmadım. Çünkü çok çaba gerektiriyor. Uğraşmak gerekiyor. ama iyi fikir. Şimdi ben şeyciyim, kooperatifçiyim. Yani sevdiğim insanlarla bir arada yaşamak için kooperatif fikri geliyor bana. Onu ben yapabilirim belki. Shortcutlar, biz çocuklarımızı tabii ki alın teriyle, emek sarf etmekle, işte mücadele etmekle yetiştiriyoruz. Bunlara değer olarak hayatımıza kattık ve bunların önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama dünya tam ters tarafa gider de para el değiştirirse ve bu değiştirilen elde de bu değerler yoksa ve başka türlü ilişki ağları üzerine bu değişimler oluyorsa, bu sabırlı para kazanma alın terinin insanları mutlu etmesini nasıl sürdürebiliriz? Bu konuda ya bir şeyiniz çok, var mı? Ya çok, da sabırın mutlulukla yani, ilişkisi nasıl acaba? Çok güzel bir soru bu. Şimdi şöyle hakikaten bu performansın, liyakatın emeğe dayalı olması, hakça olması ve bunu içselleştirerek yapmanın bir sürü
etkisi var. Ama bir tane çok kritik bir şey var. Bir insanların eğer yapacağı işte içeriden gelen istekle, iş motivasyonla yapmasını istiyorsanız, anlatabiliyor muyum? Ve adil bir yarışmadan sonra kazanmasını istiyorsanız mutlaka belli bir yoldan gitmesi gerekiyor. Şimdi eğer insanların elde ettiği sonuçlar kendi başarısından, kendi yeteneğinden, kendi çabasından gelmiyorsa, verilmişse, bu verilmiş olan hakka dayalı bir kişiliği, yeteneğe, becerisi, yani gerçeğe karşı test edilmiş becerisi olmadığı için çok şişirilmiş bir öz saygı kurmaya başlıyor. O da çok yani tehlikeli. Aldığı bir şeyi hakkıymış gibi düşünüyor ama o hakkına gidecek yoldan geçmemiş. Bu da bir savunma esasında, psikolojik savunma. Bu işte bu narsizm ve benzer özelliklerin, şişirilmiş öz saygının, sağlıksız abartılı öz saygının, böbürlenmenin ve özellikle hubristik kibir dediğimiz duygunun özünde bu yatıyor. Ya benim bir şeyim var ama bu şeyi ne kadar hak ettiğine emin değilim. Ben bunu abanıp bunu översem, bunu herkesin üzerinde gösterirsem iyi hisseder misin gibi hissediyor insanlar. Bu çok önemli. Eğer insan o yoldan geçmişse, hak etmişse, hak ettiğini içerik almışsa bir kere iş dünyasında değerlilik duygusu daha anlamlı. Daha önemlisi de kendisinin ne olduğunu daha iyi biliyor. Çünkü benim yeteneğim sonucunda bu oldu diyor. Bu nedenle evet, çocuk yetiştirirken o kadar önemli ki çocuğun sevilmesi koşulsuz olması gerek. Yani çocuğun sevilmek için bir başarı ihtiyacı yok. Yok, evet. Ama çocuğun değerlilik duygusunun kendi becerisi, katkısı, çabasıyla beraber gelişmesi gerekiyor. Yani ona bu bir orantılı olmalı ki çabasını devam ettirebilsin. İskeleyi kuran aile onun içinde ören çocuğun büyümesini, kapasite gitmesini ve bu giderken de bu yolun başkalarına göre bir üstünlük yolu değil. Kendi hak ettiği bir hak edilmişlik gelişme olarak görmesi lazım. Bu zaman çok büyüdüğünde kibirli olmayı öğreniyor, o yoldan giriyor. Bu mütevazi olma, sağlıklı mahcubiyet diyorum ben buna çok önemli. Yani bu tür vicdanı şeyleri geliştirme böyle gidiyor. Eğer bu yok da parayla aldım, verdim diyorsak o zaman bir kere bütün çabayı emin ortadan. Bu işte bizim toplumumuzda kısmen gördüğümüz hatta bu sosyologların anımı dediği kuralsız toplum. Yani vahşi, acımasız, elde ettim ben hakkım toplumu buradan geçiyor. Eğer gerçekten de böyle bizim kültürümüzde de var işte bu eski sistemlerde. Yani çıraklık, ustalık, acı çekme, bakarak büyüme değil mi? Yani öyle. O fırsatı vermek gerekiyor çocuğa. Tabii. Yani şimdi hepimiz çok seviyoruz çocuklarımızı. Mümkün olduğu kadar iyi koşullarda büyümelerini istiyoruz. Ama büyüdüğü zaman, yetişkin olduğu zaman kırılgan bir özsaygıya sahip olmayacaksa, kibire, narsisizme, o tuzaklara düşmeyecekse büyürken bir miktar yorulması gerekiyor. Ellerinin kirlenmesi gerekiyor. Aynen. O fırsatı vermek gerekiyor. Doğru, kesinlikle. Yani emekle bir şey elde etmeye. Siz ailenizde, işte eşiniz, siz çocuğu kim büyütüyorsa bir emekle yaşıyorsunuz değil mi? Her gün kalkıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Ha, çocuğunuzun da o yapının bir parçası olması gerekiyor. Rolleri olması gerekiyor. O yapıyı soluması gerekiyor. Evet. Ancak öyle büyüdüğü zaman bir şeyin ayrımında olabilir. Yani şunu beklemek bir insandan çok acımasızca. Yetişkinliğe gelene kadar hiçbir sıkıntı, acı çekmemiş, hiçbir zorluk görmemiş. Ve sonra yetişkinliğe geldiği zaman ya bu niye bu kadar çabuk pes ediyor? Aynen. Ya zaten bu zaten yol böyle bir şey yani hiç kaslanmamış ki. Hı-hı. Dayanıklı hale gelmemiş ki. Dolayısıyla bazen belki de insani düştüğümüz bir yanılgı. Çok sevgiden biraz fazla koruyoruz çocuklarımızı. Çok dünyada yani. Ya Türkiye özgü değil bu olay. Tabii tabii. Bu yoğun ebeveynlik deniyor buna. Yani aşırı kontrolcü, yoğun ve çocuğu çok merkeze alan ebeveynlik şöyle bir kombinasyon. Bugün de onu konuşurken bir taraftan aşırı mükemmeliyetçi, her türlü kursa gitsin, şey gitsin falan, tamam mı? Aşırı kontrolcü, ama çok da sıcak aynı zamanda. Tabii. Bu çok garip bir şey veriyor çocuğa. Şimdi çocuk gereksiz yere aslında kendisini de baskı altında hissedebiliyor bu durumda. Anlatıyorum. Yani bu şey çok önemli. Gerçekten de adil yarışmalara, liyakata, hak edilmişliğe göre gitmek ve toplumda bunun içselleştirilmiş olması. Yani bu çok kritik. Yani o yüzden başta söyledin ya bu mesela üniversite sınavı iyi bir şey diye. Hakikaten iyi bir şey. Evet, yani objektif kriter var. Tabii. Geçmişi eşit olmayabilir. Ama objektif kritere göre yarışıyorsak bu adil bir yarışmadır. Yani var gördüğünü söylemeli hakeme. Hakem doğru karar vermeli.
oyuncu da bu sefer başarısını hakeme, vara ya da hocaya göre değil, çok çalışan, kendi çok yani topu alır şeysine girmesi gerekiyor. Yani bu hocam, adil yarışmanın koşulları, topu kim alır? Çok koşan, çok terleyen, değil mi? Tabii. Az hedonistik olan. Tabii. Gece oralara işte en fazla pratik tabii, yapan. Tabii. Sergen gibi olmayan ya. Sergen kızmasın da. İnsanlar daha çok kalırlar. Sergen maç tahminleri de şeyde, yani alınmıyordur umarım ama yani diyor ya kendisi. Işte, ben orada oynardım. Yani, antrenmanda maç da yapıyordum. Yani. Doğru, zaten orada olurdum diyor. Mehmet Hoca'nın sabır dediği şeye bağlayarak. Ha, evet hocam. Evet, böyle bir yaklaşım şunu da beraberinde getiriyor. Başarılı olmak için, bir şeye erişmek için sıra dışı olmanıza gerek yok. Evet. Yani yani şunu fark ediyorsunuz. İnsanların çoğu her özellikte ortalamayız. Birçok özellik insanlarda böyle çan eğrisi gibi dağılır. Çoğumuz ortalama. Tabii. Sıra dışı olanlarımız var elbette. Çok zeki olanlarımız var. Mesela tabii, zekayı konuşuyorsak. Tabii. Bir kısmımız daha zorlanıyor ama çoğumuz ortalamayız. Sıra dışı özelliğe sahip olmadan, yani ekstra bir özelliğe sahip olmadan, ortalama bir insan olarak da başarabileceğin hissi geliyor. Yani her gün ortalama olursan, ortalamasın ama her gün ortalama ol, yavaş yavaş yolunuz. Şimdi harika bir program oldu. Süremizin sonuna geldik. Bir gün ebeveynlik konuşalım o zaman. Konuşalım. Yani ben söz alarak gidiyorum. Programda güzel oluyor. Bir ebeveynlik konuşması yaparsa ikinizin de gelişim psikolojisiyle de zaten çok aşırı neşir olduğunu biliyorum. Hatta Emre Hocam yani sen gelişim psikoloğu olarak... Doktoram gelişim psikolojisinde benim. Evet. Sonra sosyal psikoloji. Çok orada müthiş bir bilgi şeyiniz var. Hocam siz de zaten birçok o konudaki ilk adımı atan kişisiniz. Bir gerçekten şöyle bir sağlam bir ebeveynlik programının ülkenin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Çok sevinirim onu da yaparsak. Efendim bugün Profesör Doktor Nebi Sümer ve Profesör Doktor Emre Selçuk'la beraber mutluluk kavramını çeşitli farklı açılardan konuşmaya ve anlamaya çalıştık. Sağ olsunlar, çok özel, veriye dayalı ve kendi çalışmalarını anlattıkları bir program oldu. İyi program, kötü program diye bir şey varsa kötü program olduğunu düşünme ama bir kişinin kendi yaptığı çalışmayı anlattığı her sunum, konferans, program iyidir. Çünkü orada hem bir mesafe sınır vardır hem de net bir bilgi vardır. O yüzden çok teşekkür ediyorum bunu yaşattığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Davet için çok sağ ol. Benim için çok büyük mutluluk. İnşallah ebeveynlik konusunda hocam uygun olduğuna tekrar bir araya gelelim. Bütün Ahpara ekibine efendim bu programın evlerinize gelmesini sağlayan bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Size harika bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.